Değerli izleyicilerimiz, sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Allah Resulü'nün izinde değerli arkadaşım Profesör Doktor Casim Avcı ve konuğumuz Azerbaycan'dan Doktor Elşad Mahmudoğlu ile birlikte inşallah bugün Allah Resulü'nün hicretin ikinci senesindeki faaliyetleri çerçevesinde Abdullah bin Cahş seriyesini ve Bedir gazvesini ele almaya çalışacağız. Casim Hocam trafikteki bir aksaklık sebebiyle biraz geç katılacak programımıza. Elşad Hocam Azerbaycan'dan, kardeş Azerbaycan'dan hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum. Elşad Hocamız, değerli hocamız Profesör Doktor Mustafa Faydan'ın müşrifliğinde, danışmanlığında Allah Resulü'nün savaşlarının sebep ve sonuçlarını konu alan bir doktora çalışmasını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yaptı. Azerbaycan'da Bakü Devlet Üniversitesi'nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak çalıştı. Şu anda ne yapıyorsunuz hocam? Hocam şu anda Azerbaycan Cumhuriyeti İlim Yurdu Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanıyım. Aynı zamanda tesisçisiyim. Bir araştırma merkezimiz var. Orada ilmi, dini araştırmalarla meşgulüz. Yine aynı sepkide kendi branşımı devam ettirmeye çalışıyorum Azerbaycan'da. Araştırmalarımız bu yönde. Böyle devam ediyoruz. Azerbaycan'da İlahiyat Fakültesi okudunuz. İslam tarihi alanında çalışmalar yaptınız. Orada da kendi alanınızla ilgili çalışmalara devam ediyorsunuz. Allah Resulü evet. Sallallahu aleyhi ve sellemin savaşları, bu dönemde vuku bulan savaşlar, gazve ve seriyeler ve bunların sebep ve sonuçları üzerinde çalıştınız. Kitabınız Türkiye'de yayınlandı. Bildiğim kadarıyla iki baskı yaptı. Yeni bir baskısı olduysa bilemiyorum. Okuyucu tarafından, ilim çevresi tarafından ilgiyle okunan bir çalışma oldu. Tabii herkesin aklına gelen temelde bir soru var. O da şu: peygamberlikle savaş yan yana nasıl geliyor? Bunu geçen programımızda Allah Resulü'nün cihat stratejisi çerçevesinde kısmen ele almaya çalıştık. Ama size de belki başlangıçta biraz konunuzla bağlantılı olarak, üzerinde çalıştığınız doktora tezi konunuzla bağlantılı olarak Allah Resulü'nün savaşlarının sebepleri ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Resulullah durup dururken insanlara saldıran kabilelere ya da köylere, şehirlere baskın yapan bir şahsiyet değildi herhalde. Tarih kaynakları da Allah Resulü'nü böyle anlatmıyor. Resulullah döneminde savaş neden oldu diye sorarsam ne dersiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Pek değerli hocam, sizi de ekibinizi de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bizim sevdiğimiz Can Türkiye'mize de Can Azerbaycan'dan çok çok selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler var efendim. Bu projenizde de başarılar diliyorum. Faydalı olmasını Yüce Rabbim'den diliyorum. Anladım. Efendim, davetinize göre de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Hocam, sizin verdiğiniz soru tabii asırlardır günümüze kadar gelen bilimsel araştırmalarda olsun, çeşitli konferanslarda, seminerlarda, ders odalarında, üniversitelerde tartışıla gelen bir konu ve çok çok önemli bir soru. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim hocam, sizin sorunuz aslında bizim o dönemde çalıştığımız doktora tezinin de konusu. Yani böyle bir sorudan yola çıkarak doktora tezini çalışmaya başladık. Rabbim tüm Türkiye'deki hocalarımızdan razı olsun. Ellerinden gelen bütün desteği verdiler bu konuda ve umarım ki faydalı olmuştur. Şimdi hocam, Hazreti Peygamber وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ dediğimiz, alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber ve kendisi de bunu اَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةً, ben bir rahmet, merhamet peygamberiyim diye ifade ediyor. Fakat aynı hadiste وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةً diye de geçer. Yani bir savaş peygamberi olduğunu da aynı zamanda ifade eder.
Yani Hazreti Peygamber, alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber, niçin savaşsın, neden savaşsın? Ve açık söyleyeyim, hayatının önemli bir kesidini de savaşlar oluşturuyor, onu da söyleyelim. Yani toplamı, bütün kaynakları, rivayetleri esas alırsak, toplamı 120 askeri operasyon efendim. Yani bundan aşağı yukarı işte 91'i seriye dediğimiz askeri operasyonlar ve işte 28-29 gazve, ihtilaflı olmakla beraber gazveler var. Yani Sayıda buyurduğunuz gibi ihtilaflar var. Seriye sayısını daha düşük gösteren rivayetler var. Ama tabii herhangi bir amaçla gönderilen bir kişi de olsa bu seriye olarak değerlendirildiğinde sayı sizin dediğiniz rakama kadar ulaşabiliyor. Süreç olarak da ulaşabiliyor. baktığımızda Allah Resulü'nün hicretinden sonra aslında bu seriyeler başlıyor. Fakat fiili çatışma ikinci sene başlamış. İkinci yıldan itibaren başlıyor. Allah Resulü'nün irtihaline kadar da Devam ediyor. bu bahsettiğiniz savaş süreci devam ediyor. Dolayısıyla nübüvvetin takriben 8-10 yılına tekabül eden bir süreçten bahsediyorsunuz. Evet, tamamıyla doğru söylediniz hocam. Şimdi rakamlar farklı olmakla beraber bizim de doktora tezimizi araştırdığımız ve doktora tezine belirli prensiplerle yaklaştık ve o prensiplerden yola çıkarak belirli sıralamaya tabi tuttuk. Sebepler sonuçlara tabi tuttuk. Ona göre bu anlamda biraz daha fazla ve tüm kaynaklar, yani bildiğimiz, şöyle söyleyeyim, bütün mezhep kaynaklarını, diğer mezheplerin kaynaklarında da olup belki bizim geleneksel kaynaklarda olmayan seriyeleri de aldık. Bir şekilde başlık olarak aldık, değerlendirdik. Şimdi konu burada açığı çok da sayıda değil. Bunların yapılması ve verdiğiniz soru çok önemli. Yani bir rahmet peygamberi, bir peygamber neden savaşır? Neden durup dururken Hazreti Peygamber savaştı ve sayısı ihtilaflı olsa da bu kadar askeri operasyonlara imza attı? Yani askeri operasyonları var Hazreti Peygamberimizin. Şimdi bu soruyu cevaplandırmak için sevgili hocam, belki siz programlarınızda bu konulara değinmişsiniz ama tarihte bir soruyu cevaplandırmak için mutlaka onun öncesine, aynı zamanın durumuna, daha sonraki dönemine yani bakmak lazım, araştırmak lazım, analiz etmek lazım. Bu bağlamda aslında vereceğiniz soruya cevap babından ben şunları söylemek istiyorum. Şimdi Hazreti Peygamberimizin peygamberlik dönemi, özellikle de Mekke dönemini çok iyi anlamak lazım. Bu dönemi iyi anlamazsak, iyi analize etmezsek savaşların, hicretten sonraki savaşların sebeplerini tam anlamıyla ortaya koyamayız. Zorlanırız yani bunu ortaya koymakta. Çünkü burada çok ciddi sorunlar var. Efendim, şimdi sorun ne? Aslında şimdi Mekke dönemine baktığımız zaman bir peygamber olarak Hazreti Peygamber'e, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme vahiy nazil olur. Vahiy gelmeye başladı. Ve bu vahiy Hazreti Peygamber vazifesinin icabı olarak, görevi olarak insanlara ulaştırmakla görevliydi, vazifelendirilmişti. Ve Hazreti Peygamber bu ilahi vahiyi alıp olduğu kimi insanlara ulaştırmada daha ilk dönemlerden pek çok zorluklarla karşılaştı. Peki bu zorluklar nedendi? Yani niçin bu zorluklar ortaya çıktı? Buna göre Hazreti Peygamber'in vahyi aldığı mekana, zamana, şeraite, yaşadığı topluma, coğrafyaya, toplumun dinamiklerine dikkat etmemiz gerekir. Bunları ortaya koyarsak savaş sebepleri de ortaya çıkmış olacak efendim. Şöyle, ona göre ben bunun üzerinde önemli duruyorum. Şimdi ilk başta münferit tepkilerle karşılaşan Hazreti Peygamber, peygamberliğine ve vahye karşı bu tepkilerin daha sonra Mekke'de sistematik bir muhalefete ve düşmanlığa dönüştüğünü görüyoruz. Ve bu sistematik muhalefetin, düşmanlığın başında da bu çok önemli, müşrik
Kureyş kabilesi geliyor. Hazreti Peygamber'in savaşlarını, hocam şöyle bir şey söyleyeyim size. Savaşlarını incelediğim zaman Kureyş kabilesi hiçbir zaman gündemimden düşmedi. Sonuna kadar Kureyş kabilesiyle ve Kureyş kabilesinin etkileriyle beraber yürüdük. Şöyle söyleyeyim. Ve bunun da neden bu kadar önemli? Kureyş muhalefeti o kadar güçlüydü ki Hazreti Peygamber hicretten sonra da bu muhalefetle karşılaştı. Ve Kureyş neden önemli? Kureyş engelini, manisini aştığı zaman tebliğin önündeki engelleri de aşmış bulunuyordu Hazreti Peygamber. Yani Kureyş Hazreti Peygamber'in hayatında bu kadar önemliydi. Şimdi neden önemli? Kureyş kabilesi, Mekkeli Kureyş kabilesi işte daha dedelerinden işte Kusay bin Kilab döneminden göçebe hayatından işte yerleşik hayata, Mekke'ye yerleşiyorlar. Orada yaşamaya başlıyorlar ve burada Kureyş kabilesinin ister Arabistan yarımadasında olsun, ister diğer yerlerde nüfuzu ve etkinliğinin sebebi, en önemli sebebi Arapların, müşrik Arapların mabet olarak kabul ettikleri Kabe ile ilişkilidir, yakından ilişkilidir. Şimdi tabii Kabe bu, mukaddes bir yerdir. Erşat Hocam, Kabe ile ilişki merkezi bir noktada buyurduğunuz gibi. Fakat evet. Kabe ile birlikte onlara nüfuz sağlayan başka bir boyut da var. O da ticaretteki hakimiyetleri, evet. Özellikle Yemen ve Şam bölgesi, Suriye arasındaki ticarette, transit ticarette etkin olmaları, diğer kabileler üzerinde de bir etki oluşturuyordu. Belirttiğiniz husus önemli. Ferdi tepkiden, Allah Resulüne kişisel tepkiden, bir bakıma kurumsal tepkiye doğru Kureyş mücadelesini, baskısını, Allah Resulüne tepkisini arttırıyor. Bir taraftan Mekke döneminde şehit olan Müslümanlar, diğer taraftan ciddi maddi ve manevi zararlara maruz kalan Müslümanlarla karşılaşıyoruz. Ve nihayet Allah Resulü hicret etti. İkinci vurguladığınız husus da hakikaten önemli. Allah Resulü hiçbir zaman Kureyş'i yok sayarak, göz ardı ederek bir faaliyette bulunmadı. Hem vahyin muhatapları olmaları bakımından, hem kendi kabilesi olması bakımından, hem de hassaten üzerinde durduğunuz, vurguladığınız Kureyş'in nüfuzunu dikkate alarak Arabistan'da tebliğ faaliyetlerini sürdürdü. Bu da Allah Resulü'nü askeri tedbirlere yöneltti. Ama baktığımız zaman Hazreti Peygamber hem Mekke döneminde hem Medine döneminin başlarında bu askeri faaliyetlerde birinci derecede çatışma ve düşman olarak nitelendirdiğimiz unsurları bertaraf etmeyi hedeflemiyor. Aslında buyurduğunuz şekilde 100'den fazla askeri faaliyet var ama bunların az bir kısmında çatışma meydana gelmiş ve bu çatışmalarda da insan kaybı mümkün mertebe düşük tutulmuş. İmha etmeye yönelik bir askeri faaliyet değil. İşin bu boyutunu da herhalde ihmal etmemek lazım. Evet, şimdi Allah razı olsun, siz başka bir konuyu açtınız. O zaman Kureyş orada yerinde durmuş olsun. Şimdi genel olarak Hazreti Peygamber'in savaş sebeplerine baktığımız zaman, yani orada bir rahmet peygamberi olduğunu görüyoruz. Hazreti Peygamber'in tüm baktığımız gazve ve seriye bazında olan tüm savaşlarının hepsinin mutlaka bir sebebi vardır. Ve Hazreti Peygamber sebepsiz olarak, kesinlikle bunu söyleyebiliriz, herhangi bir şekilde yağma, gasp veya ganimet elde etmek için kimseyle savaşmamış, kimseye hücum etmemiş, kimseyi esir etmemiştir. Yani bu kesinlikle böyledir. Hazreti Peygamber'in savaşlarını, sebeplerine baktığımız zaman burada siyasi diyebileceğimiz düşmanlık ve İslam'a davet sebeplerinden kaynaklanan savaşlarının olduğunu görüyoruz. Ve Hazreti Peygamber hiçbir zaman mecbur kalmadıkça kimseyle savaşmak istememiştir. Ve savaşlarının toplamını götürüp burada katledilen, yaralanan insanların sayısına baktığımız zaman
Yani Hazreti Peygamber tam olarak çalışmıştır ki bu savaşlarda fazla kan akıtılmasın. Onun rahmeti de burada bu şekilde tecelli etmiştir. Bu çok önemli meseledir. Şimdi bu sebep konusuna gelince, sebepleri konusuna gelince, Hazreti Peygamber diplomasiyi her zaman üstün tutmuştur. Barış antlaşmaları yapmıştır. Yani kalpleri fethederek insanları İslam'a davet etmiştir. Yoksa kesinlikle kılıç yoluyla herhangi bir şekilde insanların İslam'a davet edilmesi söz konusu değildir. Hazreti Peygamber'in görevi de, vazifesi de, siyasi başkanlığı da, komutanlığı da bunu gerektiriyordu. Fakat şu da bir gerçek ki, zaruretler ortaya çıkınca, mecbur kalınca, işte bu mecburiyetlerin başında da ben ona göre demin Kureyş olayını işin içine salarak söyledim. Mecburiyet karşısında kalınca artık savaşmaktan başka çaresi kalmamıştır Hazreti Peygamber'in. Şimdi Kureyş kabilesi, ilk savaşların sebeplerine baktığımız zaman sevgili hocam, Kureyş kabilesi nüfuzlu, her yerde sözü geçen, işte ticaret yollarını elinde bulunduran, uluslararası ve Beynelmilel diyelim, uluslararası. uluslararası nüfuzunu da kullanarak Habeşistan olsun, İran olsun, Bizans olsun, Yemen olsun dönemin büyük imparatorlukları ile bile çok iyi anlaşabilen tacir bir kavimdir. Yani bunların işi ticarettir. Kabe'yi idare ediyorlar. Araplar yanında saygınlıkları var. Çünkü müşrik Araplar hepsi Kabe'yi mabet olarak kabul etmişler ve Mekke'ye geliyorlar. Dolayısıyla Mekke'nin idaresini de elinde bulundurmaları Kureyş'e böyle bir nüfuz ve etkinlik sağlıyor. Ve 13 sene zarfında Hazreti Peygamber Kureyş'in bu gücünü karşısında gördü ve İslam'ı herhangi bir şekilde tüm beşeriyete ulaştırmak gibi bir görevi vardı. Belirli bir kavme gelen bir peygamber değil peygamberimiz. Ve bu ulaştırma misyonunu Mekke'de yapabileceğinin imkansız olduğunu gördü. Ha, burada sadece imkansız olmaktan konu gitmiyor. Şimdi savaşların sebebine bilavasıta direkt etki eden bir konu var burada. Kureyş basit bir muhalefet yapmıyordu. Dövme var idi, işkence var idi, zulüm var idi, abluka vardı, ambargo var idi, ekonomik ve sosyal izolasyon Müslümanlara karşı vardı. Ve hatta biliyorsunuz Hazreti Peygamber çıkış yolu arıyor. İşte Habeşistan'a hicret var. Orada da rahat bırakmıyorlar Müslümanları, Kureyş müşrikleri. Allah Hazreti Peygamber Resulü Erşat hocam, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra da Kureyş kabilesi Medine'de ilişkili oldukları kişilere mektup yazarak Hazreti Efendim rahat Peygamber'i bırakmıyorlar. orada barındırmamaları konusunda teşvik ettiklerini de biliyoruz. Dolayısıyla işaret ettiğiniz husus sadece Mekke döneminde değil, Medine döneminde de düşmanlıklarına, Allah Resulüne ve Müslümanlara karşı düşmanlıklarına devam ediyorlar. Çok önemli bir konuya değindiniz sevgili hocam. Şimdi Medine'ye bütün bunlardan kurtularak hicret ettikten sonra Mekkeli Kureyş kabilesi çeşitli nedenlerle Müslümanları Medine'de de rahat bırakmıyorlar. Ve iki tane rivayet var çok önemli sizin söylediğiniz. Medineli Ensar'a Mekkeli müşriklerin çok sert bir yazısı var, mektubu var. Tehdit dolu ve Ensar'dan sonucu göremeyince bu sefer Medine'deki Yahudilere ve Abdullah İbni Übey İbni Selül dediğimiz münafıklar grubuna, yani orada da bir muhalefet oluşmuştu biliyorsunuz. Onlara çok ciddi ve sert tehdit dolu bir yazı gönderiyorlar. Şimdi bu iki olay Mekkeli Kureyş müşriklerinin Medine'de de Peygamberimizi ve Müslümanları rahat bırakmamaları ve ultimatum gibi, yani ultimatum seviyesinde bir mektup göndermeleri ve mektupta şunu söylüyorlar. Gelerik sizi katlederiz, kadınlarınızı esir alırız. Yani ciddi şekilde bir tehdit var. Yani sizi ortadan kaldırırız demek istiyor. Bu sadece Hazreti Peygamber'e değil, Hazreti Peygamber'i barındıran tüm Medinelilere böyle bir tehditleri var Kureyşlerin. Efendim tüm bunlar Müslümanlara yönelik tüm bu tehditler,
Ve onların ortadan kaldırılması adına yapılan Kureyş'in tüm çabaları, yaptıkları bir savaş halini gerektirdi. Yani bunun üzerinde herkes ittifak ediyor. Bak, neden bunu söylüyoruz? Bir savaş halini gerektirdi. Yani savaş durumunu gerektirdi. Ultimatum ciddi bir şeydir ve sizi ortadan kaldırmaya yönelik atılacak adımları gösteriyor. Ve artık Medine ile Mekke arasında, yani Müslümanlarla Mekkeli Kureyş arasında savaş hali ve savaş halinin gerektirdiği durumlar ortaya çıkmaya başladı. Ve bu artık Medine'de kesinleşti. Hazreti Peygamber Medine'ye gelince, geçen sohbetlerinizde de siz de söylediniz, devletleşme, kurumsallaşma yolunda belirli adımlar atıldı. Şimdi bir devlet varsa, onun savunulabilir değerleri varsa, siz bu değerleri ve kendinizi aynı zamanda savunmak mecburiyetindesiniz. Bakın, mecburiyetindesiniz dediğim zaman savaş halinin gerektirdiği durum nedir? Savaşmak durumundasınız. Ben bunu söylemek istiyorum. Yani şimdi soruya cevap verelim. Hazreti Peygamber durup dururken mi savaştı? Hayır. Hazreti Peygamber durup dururken savaşmadı. Kimde de durup dururken savaş ilan etmedi. Karşı tarafın zulmünü, işkencesini, tehdidini, ultimatumunu, savaş halinin gerektirdiği tüm hallerini gördükten sonra tedbir almaya başladı Hazreti Peygamber. Ve bu konuda da şimdi Hazreti Peygamber'e yönelmiş bazı eleştiriler var tabii müsteşrikler tarafından. Yani ilk dönemde Hazreti Peygamber'in yaptığı bu savaş halinin gerektirdiği durumları değerlendirerek yaptığı, attığı adımlar farklı değerlendiriliyor. Fakat o günün gerçekliklerine baktığımız zaman Hazreti Peygamber hakikaten çok güzel ve mantıklı, günün şartlarına uygun bir şekilde bir devlet başçısı olarak savaş halinin kurallarını koydu ve onu takip etmeye ve aynı zamanda onu hayata geçirmeye başladı. Bu çok önemli mesele. Peki ne yapacaktı? Hayata geçirilecek ne vardı? Şimdi karşınızda çok nüfuzlu, çok etkili, zengin, her şeye kadir olan ve sizi ortadan kaldırmaya çalışan bir düşmanınız var. Kureyş müşrikler var. Kureyş. Ve gelin şunu da söyleyelim. Neden ben demin söyledim Kureyş çok önemli ve ne zaman neyi araştırdığımda Kureyş karşıma çıktı. Araplar Kureyş'i örnek götürüyorlardı. Mekke ve Kabe idarecileri olarak. Araplar Kureyş'e bakıyorlardı. Kureyş ne yapsa etraftaki civardaki müşrik Arap kabileleri Kureyş'i izinde gider, ona tabi olar. Yani Kureyş onlar için bir örnek, bir şekilde bir örnekti. Bir de nüfuzları çok genişti. Mesela tüm Araplar Arabistan Yarımadası'nda Kureyş kervanlarına hiçbir şekilde saldırmazlardı. Yani saygınlıklarından dolayı. Bir de şimdi burada belirli siyasi olaylar var. Şimdi Sa'd ibn-i Muaz var. Medineli Sa'd ibn-i Muaz, Hazreti Peygamber'in kısa müddet sonra, hicretten kısa müddet sonra Mekkeli Umeyye bin Halef'in yanına geliyor. Bu da çok meşhur bir olaydır, rivayettir. Fakat o günün gerçekliğini gösteren bir olaydır. Bunların ikisinin arasında arkadaşlık var. Umeyye bin Halef Medine'ye gelirken, ticaret kervanıyla giderken Sa'd ibn-i Muaz'ın misafiri olur. Evinde misafir olur. Aynı şekilde Sa'd ibn-i Muaz da Mekke'ye gelirken Ümeyye bin Halef'in misafiri olur. Ümeyye bin Halef de çok önemli şahıslardan, yani Mekke liderlerinden biridir biliyorsunuz. Şimdi hicretten kısa bir müddet sonra Mekke'ye gelirken Sa'd ibn-i Muaz Ümeyye bin Halef'le Kabe'yi tavaf ediyor. Böyle sakin bir vakte, herkesin kuşluk vaktinde istirahate çekildiği bir vakitte. Bu sefer Ebu Cehil çıkıp geliyor. Şimdi bakın Hazreti Peygamber'in savaşları ve savaş siyaseti bakımından bu çok önemli bir olay. Ya Ebu Cehil diyor ki ben bakıyorum ki siz işte Muhammed'i barındırdınız, himaye ettiniz, ona kucak açtınız, Medine'ye aldınız. Fakat sen bunları yaparken şu anda Mekke'desin ve çok kolay ve rahat bir şekilde Kabe'yi tavaf ediyorsun. Yani ben seni Kabe'yi tavaftan men edeceğim. Muhammed'e yaptığınız iyilikten dolayı. Sa'd ibn-i Muaz ne diyor? Çok önemli diyor ki sen beni Kabe'yi tavaftan men edersense ben de senin kervanlarına Medine'nin geçmesine müsaade etmem.
Ya şimdi ilk dönem savaş durumunun sebeplerinin, savaş sebeplerinin en önemli şeyi noktası burada. Yani Kureyşli müşrikler işte ticaretle, uluslararası ticaretle, beynelmiler ticaretle uğraştıklarına göre onların Kızıldeniz sahilinden Medine üzerinden, Medine yakınlığından çok sayıda kervanları işte kuzeye, Filistin'e, Şam'a, oradan da Mısır'a bile giderlerdi. İşte Medine'de Müslümanların olması ve Sa'd ibn-i Muaz'ın bu gerçekliği ifade etmesi Kureyşli müşrikler için çok ciddi bir rahatsızlık verecek bir durumdu. Yani Kureyşli müşrikler sadece itikadi olarak, dini olarak Hazreti Peygamber'in Medine'ye gitmesine rahatsız değillerdi. Aynı zamanda ticaret kervanlarının, ticaret yollarının tehlike arz ettiğini, Müslümanların orada güçlenerek bir gün problem çıkaracaklarını ve bu problemi de onların çözmede çok zorluklar çıkaracağını biliyorlardı Mekkeli müşrikler. Ve hakikaten de böyle oldu. Hazreti Peygamber'in şimdi Kureyş müşrikleriyle ilişkilerinde ana hedefi biz hicretten 6 sene sonra görüyoruz. Hudeybiye Anlaşması. Yani ana hedef neydi? Kureyş müşriklerini anlaşma masasına getirmek ve Risaletin tebliğinin önündeki en önemli mani, en önemli engellerden biri olan Kureyş engelini bu şekilde aşmak, halletmekti. Ve hakikaten Hazreti Peygamber'in bu siyaseti 6 sene sonra Hudeybiye Antlaşması'yla hayata geçti. Mekke fethiyle de Kureyş neytralize oldu. Yani Kureyş'i neytralize edebildi. Yani Kureyş düşmanlığını, Kureyş muhalefeti son bulunca hakikaten görüyoruz ki diğer kapılar kendinden açılmaya başladı. Daha kolay açılmaya başladı. Çünkü bu işin başını Kureyş çekiyordu. Ve Hazreti Peygamber ilk dönemde Bedir Savaşı'na kadar olan seriyelere baktığımız zaman bu seriyelerin ve orada iki tane, üç tane gazveler var. Küçük diyebileceğimiz gazveler var. Hazreti Peygamber'in şahsen kumandanlık ettiği. Bunların hepsinin ana hedefi, ana sebebi Müslümanlara, İslam'a, Hazreti Peygamber'e, Medine'ye düşmanlık eden, Medine'yi tehdit eden, Medine'de Müslümanların varlığını dolayısıyla İslam'ı ortadan kaldırmaya çalışan ve bütün çabalarını buna harcayan Mekkeli Kureyşlilerin ekonomik ticaret kervanlarına yani ekonomik bir darbe vurmak Mekkeli müşriklere. Yani siz Burada şöyle Allah söyleyeyim. Resulü'nün Siz zaten savaş halindesiniz. Savaş halinde olduğunuz zaman savaş halinin düşman da gerektirdiği hangi prensipler varsa Hazreti Peygamber mecburen bunları işleme koydu, çalıştırmaya başladı ve ilk sebeplerin, ana sebeplerin biz içinde siyasi sebepler olarak ekonomik nedenleri görüyoruz. Kureyş'in, müşrik Kureyş kabilesinin, Mekkeli Kureyş kabilesinin kervanlarının tehdit edilmesi çok önemli ama çok önemli o gün itibariyle Hazreti Peygamber'in siyaseti ve savaşlarının sebebi olarak çok önemli bir olaydı ve sonucunu da verdi. Yani bu da Erşat Hocam, sonucunu sonuç bağlamında Allah Resulü'nün özellikle Medine'nin ilk yıllarındaki seriyelerinin Mekke ticari faaliyetlerine yönelik bir bakıma gözlem ve ileriye yönelik faaliyetler için temel oluşturacak bir yaklaşım içerisinde ortaya çıktığını söylüyorsunuz. Sizin konuşmanızda bizim açımızdan tekrar vurgulanması gereken önemli bir nokta olarak Allah Resulü'nün hiçbir zaman, hiçbir gazve ve seriyesinde durup dururken bir grup insanın ya da kabilenin veya devletin mal varlığına, hakimiyetine kastetmediğini, mutlaka kesinlikle. bunların sebepleri olduğunu ifade ettiniz. Tabii bahsettiğiniz gazve ve seriyelerin her birinin belki kendisine mahsus özel sebepleri var. Siz burada konuşmanızda bir tasnif yaptınız, bir bakıma siyasi sebeplerden bahsettiniz, ekonomik sebeplerden bahsettiniz, Allah Resulüne yönelik baskıdan bahsettiniz.
Bu vurguladığınız husus kanaatimce çok önemli. Bir başka önemli husus da Allah Resulü'nün savaşla birlikte aslında yıkıcı, tahrip edici olan savaşla birlikte aynı zamanda rahmeti, merhameti de elden bırakmadığını ve insanları yok edici bir savaşı değil, hedeflerine ulaştırıcı bir savaşı tercih ettiğini söylediniz. Bu da çok önemli. Çünkü eğer Allah Resulü karşıdaki insanları yok etmeyi hedefleyen bir siyaset ortaya koymuş olsaydı, ne İslam'ın yayılması için bir vasat kalırdı, ortam kalırdı, ne de Arap kabilelerinin bu meseleyi kan davasına dönüştürmelerine engel olabilirdi. Allah Resulü'nün bütün bu savaşlarına rağmen, bütün bu çatışmalara rağmen diğer kabilelerle, başta Kureyş olmak üzere, meseleyi Arap geleneğinde çok önemli bir yeri olan kan davası bağlamında ele alınmasını engelleyici bir siyaset ortaya koyduğunu görüyoruz. İşaret buyurduğunuz Hudeybiye musalahası da esasen bunun vasatlarından bir tanesini ortaya koyuyor. Bu arada Casım Hocam geldiler. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Elşat Hocamla bir giriş yaptık. Evet, çok iyi. Esasen hem geçen hafta konuştuğumuz konulara devam niteliğinde hem de bundan sonra konuşacağımız bazı gazveleri ele alırken zemin oluşturacak Evet. bir çerçeve çizmeye çalıştık. İnşallah. Sebep Şimdi ve sonuçlarını. Tabii evet. hoca dolu bu noktada tez yazmış. Evet. Kitabını da Evet. getirdiniz. Ben getirdim çünkü tabii önce ben de gecikmemin sebebini söyleyeyim. Buyurun. Maalesef bir trafik kazası olmuş. Dolayısıyla trafik tıkanmış. Onun için bir gecikme oldu. Kusura Geçmiş olsun. bakmayın. Bu arada müsaade ederseniz Elşat hoş geldin. Hoş bulduk hocam, değerli hocam. Nasılsın? Merhabalar. İyisin inşallah. Hamdolsun hocam. Allah razı olsun. Duacıyız. Sağ ol, var ol. Bak bu Siz sağ ol. İstanbul'un hali böyle. Sen Azerbaycan'dan buraya katıldın. Ben Üsküdar'dan buraya zor geldim trafikten dolayı. İyi, aileniz iyi inşallah. Çok şükür hocam, sağ olun, var olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Hamdolsun. Çok teşekkür ediyorum. Programa katılmandan dolayı çok mutlu oldum. Çok memnun oldum. Sizinle birlikte aynı programda yer almak. Hocam biliyorsunuz Elçat arkadaşımız, kardeşimiz ve Azerbaycan'dan gelen ondan fazla arkadaşımız değişik branşlarda Türkiye Diyanet Vakfı'nın bursiyeri olarak İstanbul'a geldiler ve muhtelif üniversitelerde, fakültelerde ki Marmara Üniversitesi dahil, bizim İslam Araştırmaları Merkezi dahil oradaki ilmi birikimden istifade ettiler. Elşat kardeşimiz de bunlardan birisi. Hakikaten güzel bir çalışma yaptı. Ben kendisi belki çekinir, kitabı göstermez diye kendi kitabını getirdim. Bilmiyorum gösterdiniz mi, göstermediniz mi? Böylece göstermiş Evet, olacağız inşallah. şimdi Elşat'ın Bu doktora konusu. kitabın ilk baskısı galiba. Evet hocam, Sonra bir şimdi baskı daha yaptı diye hatırlıyorum. öyle mi Elçat? Benim elimdeki İlk baskı 2010 hocam, evet. baskısı. Evet. 2010 yılı İSAM'dan çıkan baskı. Sonra bir daha basıldı. Şimdi tabii Elçat'ın çalıştığı konu tam bizim konuşacağımız konular veya bundan sonraki programlarda aslında ele alacağımız konular. Bu Birkaç bakımdan programda evet konumuz olacak. tabii. Dolayısıyla Elşad'ın bu programa katılmış olması önemli. Çünkü bu doktora tezi hocam sebepleri ve sonuçları açısından Hazreti Peygamber'in savaşları. Yani soru şu. Resulullah Efendimiz savaştı mı? Evet savaştı. Ama niçin savaştı? İşte ben geldiğim kısımda sizin söylediğinizi yakaladım. Yani Resulullah hiçbir zaman Elçad'ın da böyle söylediğini söylediğini çünkü ben bu tezi tabii biliyorum. Bu süreçte hakikaten çok güzel bir çalışma yaptı. Çok gayretli arkadaşlarımız Elçad Hocam Mahmudoğlu. sizinle beraber yaptık. Özür diliyorum ama sizin de zahmetiniz büyük. Çok büyük Estağfurullah. desteği oldunuz yani o Estağfurullah. doktora Sizin tezinde. gayretiniz Allah çok sizden razı önemli. olsun. Adnan hocamız da bilir. Hocalar veya abiler ne kadar gayretli olursa olsun her şey aslında azimli ve gayretli öğrencide düğümleniyor. Eyvallah. Elşat Mahmud'a olsun, Elnure Azizova olsun, İslam tarihi alanında doktora yapanları söylüyorum. Bu arkadaşlarımız hakikaten çok güzel çalışmalar yaptılar ve inanıyorum ki bu çalışmalar işte Elşat'ın doktora tezi, Elnure'nin
Hazreti Peygamber zamanında çalışma hayatı ve meslekler tezi. İkisi de hakikaten hocam orijinal konular ve sadece Türkiye için değil, Azerbaycan için ve aslında ilim dünyası için bir boşluğu doldurdu. Bu bakımdan çok önemli. Şimdi burada siz de onu söylediniz, yani Resulullah Efendimizin savaşları hiçbir zaman saldırı amaçlı olmamıştır. İnsanları yok etme, çevreyi tahrip etme amaçlı değil, her birinin altında, işte bunun altında savunma amacı vardır. Düşmanları saldırıya geçmeden önce yerinde engelleme amacı evet. vardır. Her halükarda işte el cihat fi sebilillah dediğimiz, ilahi kelimetullah dediğimiz, yani Allah'ın dinini tebliğ etmek ve insanlara ulaştırma amaçlı temel gayelerin olduğunu görüyoruz. Tabii ki siyasi amaçlar, ekonomik amaçlar, bunları Elçat çok güzel bir şekilde hem bu kitabında yazdı ve umarım ben gelmeden önce de bunları anlatmıştır. Tabii konu çok geniş olduğu evet. için ancak başlıklarla tabii işaret bundan etmek mümkün. Sonra da inşallah yine çerçevesinde. Tabii, bu çok önemli. Dolayısıyla hocam şunu söyleyeyim. Daha önce ne konuştunuz o kısmı hakikaten bilemiyorum çünkü yoldaydım. Ama şunu söylemek istiyorum. İslamiyet ve Resulullah Efendimiz savaşı getiren bir din ve insan değildir. Yani savaşı İslam getirmedi, savaşı Resulullah Efendimiz getirmedi. Aksine İslam ve Resulullah kendisini savaş ortamında buldu. Bunu iki basamakta açmak isterim. Biri Resulullah Efendimiz ve İslam'ın doğduğu çevre etrafındaki düşmanlık ve savaş. Bir diğeri ise Arap Yarımadası çevresindeki düşmanlık ve savaş. Yani kuzeydeki Bizans evet, ve Sasani evet. düşmanlığı zaten tabii. kendi aralarında da şimdi devam biz, ediyordu. Araplara evet. yönelik olarak da devam tabii. ediyordu. Şimdi biz bu iki noktayı dikkate almazsak, hani tarihte bir ölçü var. Her olayı, her konuyu kendi dönemindeki şartlara göre ele almamız gerekiyor. Kaldı ki savaş ne yazık ki, hani İslam getirmedi diyoruz, Resulullah Efendimiz getirmedi diyoruz, insanlık tarihiyle başlıyor. Ta eski bugüne çağlardan kadar da beri, devam evet. ediyor. Ve ne yazık maalesef. Ki kısmını şimdi vurgulayarak söyleyeyim, bugüne kadar da ve günümüze kadar da ve hali hazırda ne yazık ki devam ediyor. İnsanlığın evet. tecrübesinden edindiğimiz bilgiyle de gelecekte de devam edeceğini maalesef. Söylemek şu andaki mümkün. İşte nükleer silahlanma olsun, diğer silahlanma olsun, bunların hepsi devam ediyor. Ancak sizin de vurguladığınız gibi İslamiyet neyi getirmiştir? İslamiyet savaşta dahi en azılı düşmanlarla dahi mücadele ederken insaniyeti getirmiştir. Merhameti getirmiştir. Bu ilkeleri zaman içerisinde söyleyeceğiz. Müsaade ederseniz şeyi söylemek istiyorum. İslamiyet'in kendisini savaş ortamında bulduğunu. Birincisi Peygamber Efendimiz'in ve hemen yani İslam'ın o doğduğu Mekke'yi düşünelim. Müslümanların hedefi neydi? Sadece Allah'a kulluk etmek, inanç ve ibadetlerini yaşamak. Peki Ebu Cehiller, Ebu Lehebler ne yaptılar? Müslümanları engellediler. Alay ettiler, iftira ettiler. Fiziki müdahalelerde bulundular. Ve bazı Müslümanları işte Sümeyye ve Yasir'i gibi şehit ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de hem ona işkence ettikleri gibi öldürmeye kalktılar. Dolayısıyla demek ki Mekke'de... Zaten fiili bir savaş evet. ortaya çıkmış Peki, oldu sizin niçin Mekke'de savaş olmadı hocam? Sebebiyle. Niçin olmadı? Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara, müşriklere karşılık verme izni vermedi. Yani sizin verilmemişti. Allah vermedi çünkü. Evet. Niçin? Çünkü Müslümanlar karşılık verselerdi düşmanlar çoktu ve Müslümanları kökünden daha doğmadan, yani İslamiyet daha doğmadan etkisiz hale getirilecek ve boğulacaktı. Müslümanlar da ortadan kaldırılacaktı. Onun içindir ki tabii Resulullah Efendimiz hem Mekke döneminde hem Medine döneminde
bir lider, bir kumandan olarak bir strateji izlemiştir. Mekke'de bu söz konusu değil de aynı zamanda aslında bir taraftan da daha sonra Medine'de olacak olan savaşlarında Mekke dönemi bir tecrübe oldu. Demek ki güçlü olmak gerekiyor. Yani siyasi bakımdan güçlü olmak gerekiyor. Ekonomik bakımdan güçlü olmak gerekiyor. Askeri bakımdan güçlü olmak gerekiyor. Yani varlığınızı, faaliyetlerinizi tabii, düşmanın insafına bırakmamak için. Tabii. Yani sizin tabii, meseleyi kontrol edebilmeniz tabii, için bir güce sahip olmanız çünkü lazım. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de siyasi bir güce sahip değildi. Mekke'de Müslümanlar ekonomik bir güce sahip değildi. Diğer neydi hocam? Askeri güce sahip değildi. Medine'ye geldiğimiz zaman işte orada Resulullah Efendimiz'in daha önce anlattığımız gibi Medine vesikasıyla bir liderliği, devlet başkanlığı söz konusu. Aynı zamanda ekonomik olarak güçlenme ve aynı zamanda askeri olarak da tedbirler aldığını görüyoruz. Dolayısıyla demek ki Medine dönemi aynı zamanda Mekke döneminin tecrübeleri üzerine kurulmuş ve onun bir devamı niteliğinde ama mahiyet farkı var. Bir diğer nokta ise hocam, eğer ben diğer nokta eğer daha sonra konuşalım derseniz öyle yapalım. Elşat Hoca'yı dinleyebiliriz. Yok, devam edebiliriz. Şunu Elşat işaret Hoca'yı etmek biraz için dinlendirelim, epey konuştuk. Şunu söylemek için söylüyorum. İkinci nokta Arap Yarımadası çevresindeki durum. Şimdi biz hem Medine dönemindeki durum hem de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonraki İslam fetihlerini o dönemi dikkate almadan anlayamayız. Cümlesiyle gireyim bu konuma. Şimdi Elşat Hoca'ya da soruyu yönelttiğim zaman herhalde bu tarihçi olmanın getirdiği bir bakış açısı çok önemli. Dönemi ve şartları dikkate almadan olayları birbirinden bağımsız tekil hadiseler evet, olarak ele alamayız tarzında bir giriş yaptı evet, ve sizin gibi o da Mekke dönemine işaret etti. Ve doğru yaptı değil mi hocam? Siz de... Tabii. Evet. Yani Mekke dönemine işaret etti. Mekke döneminde olanlar aslında Medine evet, döneminde karşılaştığımız gelişmeler bir bakıma Mekke döneminde yenen yemeğin hesabıdır. Evet. Orada müşriklerin yaptıkları zulümler, baskılar, hı-hı, hala yapmaya devam ettikleri baskılar bir neticesidir. Allah Resulü de buna karşı tedbir almıştır. Tabii. Bu hususta siz de vurgu yaptınız. Evet. İkinci bir boyutu. Tabii birbirimizden habersiz aynı noktalara vurgu yapmak da aynı zamanda bir olumlu bir eyvallah, sonuç olsa gerekti. İkinci husus çevredeki ilişkiler. Evet. Bugün biz de kendi ülkemizde yaşarken dünyanın herhangi bir yerinde vuku bulan hadiselerden bağımsız ve ilgisiz olarak yaşamadığımıza göre, evet, bunu fiilen tabii, de yaşadığımıza tabii, göre Allah Resulü'nün yaşadığı bölgenin kuzeyinde, güneyinde nüfuzu olan, tabii, etkili olan, oraları yöneten devletlerle tabii, bir ilişkisi söz konusuydu. Tabii. Şimdi tabii kuzeyde Sasani ve Bizans devletleri hem birbirleriyle evet, mücadeleleri vardı hem de çevredeki diğer tabii, unsurlarla, güçlerle de mücadeleleri yani vardı. Yani hocam şimdi Irak ve İran bölgesinde biliyorsunuz başkenti Medain olan Sasani İmparatorluğu var. Ve Sasani Hanedanı'nı düşün. Tabi Persler eskiden beri bir kavim, millet olarak bizim Fars dediğimiz, Furs dediğimiz millet var. Sasani Hanedanı'na baktığımız zaman 220'li yıllardan itibaren miladi 600'e geldiğimizde demek ki 400 yıllık bir devlet, devlet hocam. Bizans İmparatorluğu'na baktığımız zaman El Cezire'nin bir kısmı Suriye'ye, Filistin, Mısır, Kuzey Afrika, Anadolu, Balkanlar, İtalya yani geniş bir Akdeniz'in etrafındaki Akdeniz bütün zaten, kıyıları tabii, hakimiyeti tabii, altına almış ve bir Akdeniz'e devlet. De, Akdeniz'e de Bizans İmparatorluğu hakimdir. Şimdi ve Bizans İmparatorluğu'nu hani Roma İmparatorluğu'nun bir devamı diyoruz. En erken götürdüğümüz tarih miladi 330'lu yıllardır. Ona baktığımız zaman da yani Bizans İmparatorluğu'nu Roma diye görürsek zaten milattan öncesine indirebiliriz. Ona bir şey demiyorum. Ama genel olarak tarihçilerin kabul ettiği Bizans diye devlet için konuşursak. Doğu Roma İmparatorluğu. Doğu Roma İmparatorluğu diye konuşursak hocam. Bizantiyon kasabasının Büyük Konstantinos, Roma İmparatoru Büyük Konstantinos tarafından 330 yılında
Roma İmparatorluğu'nun doğudaki başkenti olarak ilan edilmesi, Konstantinopolis adıyla ki Arapça biliyorsunuz Konstantiniye diye geçmiştir. Evet. 330 yılını baz alırsak Bizans İmparatorluğu da 3 asırlık bir devlet. Demek ki Sasani İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu İslamiyet'in doğduğu Arap Yarımadası'nın kuzeyinde hüküm süren iki büyük devlet. Tabii bir tarafta da güneyde nüfuzları tabii oraya da yansıyor. Habeşistan var. Habeşistan'da Bizans nüfuzu, tabii. Yemen bölgesinde de Sasani nüfuzu vardı. Aynı zamanda İslamiyet doğmadan hemen kısa bir süre önce Irak bölgesinde Hire merkezli Lahmiler vardı. Yani bir vasal devlet olarak, uydu bir devlet olarak tabii, Sasanilere bağlı. Bunlar Sasanilerin nüfuzundaydı. Suriye bölgesinde Gassaniler vardı. Evet. Şimdi yani durup dururken olaylar olmuyor. Sasanilerin gayesi neydi? Bütün dünyayı Sasani İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına almak. Bizans İmparatorluğu'nun gayesi neydi? Bütün dünyayı tek bir Hristiyan imparatorun, yani artık Bizans biliyorsunuz resmi dini Hristiyanlık olmuştur. Bizans'ın da gayesi tek bir dünyaya hakim olmak, tek bir Hristiyan imparatorun hakimiyetine sokmak. Dolayısıyla iki devletin esasen tahakküm, baskı, tabii, sömürü ve emperyalist tabii, iddialarla bölgede faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Görüyoruz. Şimdi hicretten sonra işte 624'lü yıllara gelmiş bulunuyoruz. Bu döneme kadar hocam ne olmuştur? Sasaniler işte 614 yılında Kudüs'e girmişlerdir. Hristiyanlar için, Bizans için çok önemli dini bir merkez olan Kudüs'ü ele geçirmişlerdir. Sembolik olarak Hazreti İsa'nın gerildiği kabul edilen gerçek haçı ele geçirmişlerdir. Oradan Mısır'a geçmişlerdir. 619 yılında Mısır'a geçmişler. Sonra 622 yılında, bakınız hicretle aynı denk geliyor, Bizans İmparatoru Heraklius Ayasofya'da Patrik tarafından dualarla uğurlanmış. Nereye? Sasani İmparatoru 2. Hüsrev üzerine gitmek üzere. Ve 622'den sonra Bizanslarla Sasaniler arasında tekrar savaşlar başlamış. Yani 619'dan önce Sasaniler galip, Bizanslar mağlup olmuş. Rum suresinde işaret ediliyor. 622 yılından sonra da tabii yine savaşlar devam ediyor. En son 627 ve 628 yılında Bizans İmparatoru Herakleios, Sasani İmparatoru 2. Hüsrev'e karşı Ninova'da kesin bir zafer kazanıyor. Ve böylece 3 asırdır devam eden Bizans-Sasani mücadelesi Bizans lehine devam ediyor. Ve sona ermiş oluyor hocam. Sona eriyor mu? Devam ediyor. Eriyor hocam. Orada artık Sasaniler bundan sonra Müslümanlarla karşılaşacaklar. Şunu demiş oluyoruz hocam. Şu cümleyi ispatlamak için bunları söyledim. İslamiyet'te savaş var mıdır? Savaş insanlığın bir olgusu olduğu için ve Müslümanlar da başlangıçtan itibaren müşrikler tarafından bir kaşık suda boğulmak istendiği için bu savaş olmuştur. Aynı zamanda İslam'ın doğduğu çevrenin etrafında da savaş vardı ve onların da nihai emeli dünya imparatorluğu olmaktı. Tabii bu bahsettiğiniz evet, iki devletin savaş cihazı, evet, orduları, teçhizatları, tabii, Müslümanların sahip olduklarıyla mukayese edilemeyecek kadar, tabii, gelişmişti. Evet. Düzenli orduları vardı. Evet. İmparatorluğa bağlı taşrada birlikleri vardı ve silahları bakımından da Müslümanlardan çok daha ileri durumdaydılar, tabii, ama Müslümanlar da bunlarla da mücadele etmek durumundaydılar. Tabii. Nitekim Allah Resulü döneminde kuzeye yönelik Mute gazvesi gibi, Tebuk gazvesi gibi, daha sonra Üsame bin Zeyd'in gönderilmek istendiği, evet, bir gazve Hazreti Ebubekir döneminde gerçekleşti. Seriye tabii olsun. Seriye. Bunlar da gerçekleşmiştir ve buradaki mücadele Sasanilerle ilişkilerde zaman zaman inişli çıkışlı problemli durumlar ortaya çıkmıştır. Allah Resulü'nün burada savaşla ilgili stratejisine baktığımız zaman dünyada fütuhat adı altında veya istila adı altında demek daha doğru olabilir. Evet.
ortaya çıkmış olan bazı hadiseler var. Moğol istilası gibi mesela. Çıktıkları bölgeden ulaşabildikleri yerlere kadar giderek, kan bırakarak, gözyaşı bırakarak, tahrip ederek, yok ederek, kıyım yaparak bir hakimiyet oluşturmaya çalışmışlar. Şimdi bu örneklere baktığımızda Allah Resulü'nün savaşının aslında hakikaten merhameti taşıyan, ihtiva eden, ıslah edici olan, barışı tesis etmeye yönelik bir savaş olduğunu çok açık hocam söylememiz lazım. Çok açık, evet. Başka türlü söylersek Hazreti Peygamber'e haşa haksızlık yapmış evet. oluruz, yanlış anlatmış yani oluruz. Yani başkaları da bu kelimeyi kullanıyor. Biz barış için gidiyoruz diyor ama sonra yaptıkları belli. Resulullah Efendimiz için böyle bir şey söz konusu değil. Resulullah Efendimiz hem söylüyor hem de bunu gerçekleştiriyor. Bu nokta önemli. Yani söylemiş olmak ayrı bir şey. Hani işte falanca ülkeye demokrasi götürelim diye gidiliyor ama orası Irak olsun, diğer bölgeler olsun ne hale getirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz fiilen sonuç almaya, insanlığın lehine sonuç almaya yeter ki Allah'ın dini tebliğ edilsin. Yeter ki insanlar ilahi mesaja, hak olan, gerçek olan, insana yakışan, yaraşan İslam mesajına ulaşma imkanı bulsunlar. Gerisi eyvallah. Resulullah Efendimiz bunun dışında bir amaç taşımıyordu hocam. Bunu nereden anlıyoruz? Hudeybiye'de anlıyoruz, Mekke fethi sırasındaki tutumundan anlıyoruz ve daha birçok şey. Seriyeleri gönderirken onlar size saldırmadıkça siz saldırmayın diyor. Kendisi ister gazveler olsun, ister seriyeler olsun, çocukları öldürmeyin, kadınları öldürmeyin. Köleleştirme yapmıyor mesela o dönemdeki savaşlarda tabii, çok yaygın olan tabii, bir fiilen uygulama. Savaşa katılmayanları, yani günümüzün tabiriyle sivilleri öldürmeyin diyor. Hedef tabii, almamalarını özellikle din adamlarını mesela ediyor. Yani diğer dinlere mensup din adamlarını hedef almamalarını istiyor. Önce İslam tebliğ ediliyor. Yani Müslüman olmaları isteniyor. Bunlar da niçin isteniyor hocam? Bütün insanların Müslüman olması diye bir şey de söz konusu değil. Yani ya Müslüman olacaksın veya öldürüleceksin diye bir şey söz konusu değil. Tabii ki İslam tebliğ. Baskıyla din değiştirmek değil. Zaten hocam mevzu bahis olan. Şimdi İslamiyet gerçekçi bir dindir. Bunun da altını çizelim. Yani bütün konuşmalarda da bunu lütfen hep aklımızda tutalım. İslamiyet ütopik, hayali bir din değildir. Zaten savaş onun için var. Yani insanlar işte birbirine hiç dokunmasın. Amenna. İnançlarında, ibadetlerinde serbest olsun. Amenna. Keşke Mekke'de böyle olsaydı da Resulullah Efendimiz ve Müslümanlar o doğup büyüdükleri yurtlarından çıkarılmasalardı. Hocam kaldığımız yerden devam i̇nşallah. Edeceğiz. Tabii. Değerli izleyicilerimiz kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız inşallah. Hazreti Peygamber'in savaşlarını, sebeplerine baktığımız zaman burada siyasi diyebileceğimiz düşmanlık ve İslam'a davet sebeplerinden kaynaklanan savaşlarının olduğunu görüyoruz. Ve Hazreti Peygamber hiçbir zaman mecbur kalmadıkça kimseyle savaşmak istememiştir. Ve savaşlarının toplamını götürüp burada katledilen, yaralanan insanların sayısına baktığımız zaman yani Hazreti Peygamber tam olarak çalışmıştır ki bu savaşlarda fazla kan akıtılmasın. Onun rahmeti de burada bu şekilde tecelli etmiştir. Bu çok önemli meseledir. Şimdi bu sebep konusuna gelince sebepleri konusuna gelince Hazreti Peygamber diplomasiyi her zaman üstün tutmuştur. Barış antlaşmaları yapmıştır. Yani kalpleri fethederek insanları İslam'a davet etmiştir. Yoksa kesinlikle kılıç yoluyla herhangi bir şekilde insanların İslam'a davet edilmesi söz konusu değildir. Hazreti Peygamber'in görevi de, vazifesi de, siyasi başkanlığı da, komutanlığı da bunu gerektiriyordu. Fakat şu da bir gerçek ki
zaruretler ortaya çıkınca, mecbur kalınca, işte bu mecburiyetlerin başında da ben ona göre demin Kureyş olayını işin içine salarak söyledim. Mecburiyet karşısında kalınca artık savaşmaktan başka çaresi kalmamıştır Hazreti Peygamber'in. Şimdi Kureyş kabilesi, ilk savaşların sebeplerine baktığımız zaman sevgili hocam, Kureyş kabilesi nüfuzlu, her yerde sözü geçen, işte ticaret yollarını elinde bulunduran, uluslararası ve beynel-milel diyelim, beynel-milel, uluslararası. Uluslararası nüfuzunu da kullanarak Habeşistan olsun, İran olsun, Bizans olsun, Yemen olsun dönemin büyük imparatorlukları ile bile çok iyi anlaşabilen tacir bir kavimdir. Yani bunların işi ticarettir. Kabe'yi idare ediyorlar. Araplar yanında saygınlıkları var. Çünkü Arapların, müşrik Araplar hepsi Kabe'yi mabet olarak kabul etmişler ve Mekke'ye geliyorlar. Dolayısıyla Mekke'nin idaresini de elinde bulundurmaları Kureyş'e böyle bir nüfuz ve etkinlik sağlıyor. Ve 13 sene zarfında Hazreti Peygamber Kureyş'in bu gücünü karşısında gördü ve İslam'ı herhangi bir şekilde tüm beşeriyete ulaştırmak gibi bir görevi vardı. Belirli bir kavme gelen bir peygamber değil peygamberimiz. Ve bu ulaştırma misyonunu Mekke'de yapabileceğinin imkansız olduğunu gördü. Ha, burada sadece imkansız olmaktan konu gitmiyor. Şimdi savaşların sebebine bilavasite direkt etki eden bir konu var burada. Kureyş basit bir muhalefet yapmıyordu. Dövme var idi, işkence var idi, zulüm var idi. Abluka vardı, ambargo var idi, ekonomik ve sosyal izolasyon Müslümanlara karşı vardı. Ve hatta biliyorsunuz Hazreti Peygamber çıkış yolu arıyor. İşte Habeşistan'a hicret var. Orada da rahat bırakmıyorlar Müslümanları, Kureyş müşrikleri. Allah Hazreti Resulü, Peygamber... Erşat Hocam, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra da Kureyş kabilesi Medine'de ilişkili oldukları kişilere mektup yazarak Hazreti yani Peygamber'i orada bırakmıyorlar. Barındırmamaları konusunda teşvik ettiklerini de biliyoruz. Dolayısıyla işaret ettiğiniz husus sadece Mekke döneminde değil, Medine döneminde de düşmanlıklarına, Allah Resulüne ve Müslümanlara karşı düşmanlıklarına devam ediyorlar. Enderun sohbetlerinde bu hafta dijital mistisizm ve sosyal medya inançları Doktor Gülenay Pınarbaşı ile gündeme alınıyor. Astroloji nedir? Astroloji, insanın anlam arayışında nerede duruyor? Dinler ve astroloji arasında bir bağ var mı? İsmail Güleç'in hazırlayıp sunduğu Enderun sohbetleri bu akşam 22'de Vav TV'de. İnsanı, dünyayı, hayatı tanımak ve anlamak için Yüce Kitabımız rehberliğinde yola çıktık. Kur'an Yolu programı Selim Çakıroğlu'nun sunumu, Profesör Doktor Kerim Buladı ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla Kur'an Yolu yarın 18'de Vav TV'de. Sadakat. Kendisine iyilik edene, lütufta bulunup koruyana, minnet ve şükran duygularıyla bağlanma, bu bağlılığa yakışır şekilde davranma, hainlik ve döneklik etmeme, vefakarlık gösterme. İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah. Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. Ziya Paşa. Medeniyet Miras programında bu hafta Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Profesör Doktor Şükrü Karatepe ile medeniyetler ve şehirler ele alınıyor. Kendini kuran şehir ne anlama geliyor? İslam şehirleriyle Batı şehirleri arasında ne gibi farklılıklar var? Modernleşme serüvenimiz şehirlerimizi nasıl değiştirdi? Profesör Doktor Bekir Karlıağa ve Profesör Doktor Ejder Okumuş'un hazırlayıp sunduğu Medeniyet Mirası yarın 22'de Vav TV'de.
Değerli izleyicilerimiz, arkadaşım Profesör Doktor Casım Avcı ve konuğumuz Azerbaycan'dan Doktor Elşad Mahmudov kardeşimle birlikte Allah Resulü'nün Medine dönemindeki faaliyetleri çerçevesinde ikinci yıldaki hadiselere giriş sadedinde birinci bölümde savaş olgusunu, Allah Resulü'nün gazvelerinin ve seriyelerinin sebep ve sonuçlarını konuştuk. Peygamberimizin izinde bu bölümde artık bir bakıma teorik boyutuyla çerçevesini çizmeye çalıştığımız savaş olgusunun pratikteki uygulamalarını, sebep ve sonuçlarını ele almaya çalışacağız. Elşad Hocam, size bu gazvelerden hassaten etkili olmuş, sonraki dönemlerde de etkisini devam ettiren bir hadise olarak, çünkü Bedir Savaşı'yla da ilişkili, Batn-ı Nakhle veya Abdullah bin Cah seriyesi diye kaynaklarda geçen, isimlendirilen seriyeyi sorarak başlamak istiyorum. Abdullah bin Cah seriyesi neden üzerinde çok durulan bir seriye? Bu seriyenin başlangıç süreci nasıl oldu? Kısaca bundan bahsederek giriş yaparsak memnun olurum. Şimdi sevgili hocam, öncelikle sizin konuşmalarınızdan sonra şöyle bir şey söylemek istiyorum, özür dileyerek. Ben estağfurullah, buyurun. 16 sene oldu ki İstanbul'dan ayrıldım. Ve programımızın başında konuşmalarıma dikkat ettim. Ben Anadolu Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesini karıştırarak konuştuğumun farkındayım. Ona göre de özür diliyorum. Böyle biraz. Estağfurullah. Konuştuğunuz Elşad Hocam. Konuştuğunuz Türkçe Anadolu Türkçesi esasen. Estağfurullah. Bizim Anadolu'da da konuşulan bir Türkçe. Türkçeyi de Azerbaycan Türkçesini de Anadolu insanı ayrıca çok sever. Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz, öyle görüyoruz. Duyduğumuz zaman ayrı bir sevinç duyduğumuzu da ifade etmek isterim. Hocam, şimdi Elşad'ın bu sözü üzerine şeyi söylemek istiyorum. Ben sabahleyin Diyanet TV'yi dinliyordum. Orada elçiler, sefirlerin gözüyle diye bir program var. Azerbaycan Büyükelçisi'ni dinledim sabahleyin. O da çok güzel, hem Türkçe hem de ara sıra böyle yerli otantik şiveyle. O kadar hoş, o kadar güzel ki hiç problem yok. Tabii Elşad arkadaşımız, kardeşimiz de bu noktada işaret ettiler. Elşad Hocam İstanbul Türkçesiyle konuşuyor. Ayrıca evet, onu evet, da hiç problem söylemek yok. Lazım. Evet. Evet hocam, buyurun. Şimdi hocam, Abdullah bin Cahş'ın Batn-ı Nakhle seriyesi ilklere imza atması bakımından çok önemli bir seriye. Neden önemli? Şimdi hicretin ikinci yılının Recep ayının son 10 günü içinde baş veren bir seriye. Yani hicretin, affedersiniz hocam, hicretin ikinci senesinde Recep ayında meydana geldi. Hasreten onu vurguluyorsunuz çünkü Recep ayı o günkü örfe göre haram aylardan birisi. Evet, haram aylardan bir tanesi. Zaten bunun önemi çok büyük. Bundan sonra da büyük Bedir gazvesi vardır. Yani bu seriyeden sonra. Şimdi Batn-ı Nakhle seriyesine kadar Hazreti Peygamber'in demin söylediğimiz Mekkeli Kureyş müşrikleriyle ilişkilerinde çok önemli olaylar vardır. İşte savaş hali ve savaş halinin gerektirdiği tüm durumları Hazreti Peygamber işleme koyuyor. Ona göre işte çevre kabileleriyle, Medine çevresi ve Müşrik Kureyş kabilesinin ticaret kervanlarını tehdit eden seriyelerin ve bizatihi gazvelerin olması Batn-ı Nakhle'ye kadar vardır. Fakat bu seriye ve gazvelerde fiili olarak Mekkeli Kureyş kabilesinin ticaret kervanlarına el koyma diye bir olay yoktur fiili olarak. Bir saldırı olmamıştır. Olarak, yani çatışma veya saldırı olmamıştır. Abdullah bin Cah seriyesine kadar. Ebva vardır, Veddan vardır, Hamza bin Abdülmuttalib'in İş seriyesi vardır, Sa'd ibn Abi Vakkas'ın seriyesi vardır. Yani vardır, birkaç seriye vardır. Burada karşılıklı işte belki ok atma vardır, işte Müslümanların kendilerini Kureyş'e bu konuda hissettirmesi vardır ki yani çevre, etraf bizim kontrolümüzdedir. Biz her an problem çıkarabiliriz.
şeklinde. Ve bir de biliyorsunuz ki Hazreti Peygamber'in hedefi sadece Kureyş kervanlarını tehdit etmek değildi. Aynı zamanda kendisini etrafta tanımak ve civar kabilelerle, etraf kabilelerle, çevredeki kabilelerle antlaşmalar imzalandı karşılıklı olarak. Yani antlaşmalar var bu gazvelerde, Batn-ı Nahle'ye kadar olan gazvelerde. İşte saldırmazlık hakkında karşılıklı olarak birkaç kabileyle antlaşma var. Bir şekilde Medine'yi tanıyorlar. Yani bu kabileler Medine'de Müslümanların gücünü, Hazreti Peygamber'in devletini, başkanlığını tanıyorlar. Bu da çok özellikle önemli. Beni Damre kabilesi değil mi? Evet. Onunla yapılan anlaşma günümüze gelmiş biliniyor. Evet. Kaynaklarımızda Casim Hocam'ın dediği anlaşmalar vardır. Rahmetli Hamidullah Hoca da Elbesaik-ı Tiyasiye'de bunların hepsini almıştır. Yani bunlar hepsi kaynaklarımızda mevcuttur. Şimdi Batn-ı Nahle'nin önemi şurada. Batn-ı Nahle geleneksel olarak Mekke, Medine, Kızıl Deniz sahillerinden Suriye'ye giden yol dışında bir yerdedir. Hazreti Peygamber'in yani, buraya affedersiniz daha çok bilinen, daha çok Allah dışında. Resulü Erşat Hocam. Allah Resulü Mekke ile Medine güzergahını kontrol etmeye matuf seriyeler gönderiyor. Bunların bir kısmı gözlem amacıyla, bir kısmı dediğiniz gibi orada Müslümanların hakimiyetini ihsas ettirmek amacıyla seriyeler gönderiyor. Ama bu Batn-ı Nahle dediğimiz yer bu güzergahın dışında bir yer. Bu güzergahın dışında bir yer. Bununla şu söylenmek isteniyor. Yani sadece ve sadece bildiğiniz güzergah üzerinde değil, bu güzergah dışında da varlığımı hissettiriyorum ve her an tehdit edebilecek, varlığımızı hissettirebilecek bir durumdayız. Yani bu güzergah dışında da sizinle gereken ilişkiyi kurarız. Savaş halinin gerektiği durum neyse onu yerine getiririz şeklinde bir tespit var. Tabii bu şu vurguyu da izninizle yapmak lazım. Eğer burada Allah Resulü'nün kendisini gösterme ve gücünü gösterme gibi bir teşebbüsü varsa burada bir çatışma sürecine girilebilir. Fakat sonraki gelişmelerden anlıyoruz ki Hazreti Peygamber'in görevlendirdiği Abdullah bin Cahş'a ve yanındaki arkadaşlarına bir çatışma talimatı vermemiş. Bu sadece orada bir bakıma müşriklerin faaliyetlerini izleme ve belki kendilerinin oradaki varlıklarını göstermeye matuf bir şey. Abdullah bin Cahş Allah Resulü'nün halasının oğlu ama Kureyşli oğludur, değil. Evet. Gan bin Dudan oğullarından, Esed oğullarından Kureyş'e Mekke'ye gelmiş. Abdüşems ile Ümeyye oğullarıyla müttefik olan bir aile ve Allah Resulü'nün halası Ümeyme'nin oğlu onu görevlendiriyor. Çok büyük bir seriye de değil. Şimdi biz seriye dediğimiz zaman akla belki izleyicilerimizin aklına büyük bir ordu gelebilir. 7-8 kişiden oluşan bir grup aslında. Veya 12 diyor Elçat. Bazı rivayetlerde 12. Bazı rivayetlerde 12. Ama 8 üzerinde. Yani 7-8 verilen isimler var. İsimlerle ilgili bazı ihtilaflar var. Evet 12 olduğunu söyleyenler de var. Fakat daha çok yolda, değil. Yolda. Bindikleri deveyi kaybediyorlar. Bu deveyi aramaya gidiyorlar. Sa'd bin Ebi Vakkas'la Utbe bin Gazvan galiba. Evet, Utbe bin Gazvan develerini kaybediyorlar. Evet. Şimdi Hazreti Peygamber'in direktifleri ve gayesi şu. İki sebep var burada. Bir, etrafı gözlemlemek. Etrafta olup bitenlerin haberini Taif yolu üzerinde Hazreti Peygamber'e ulaştırmak. Yani bir istihbarat amacı var seriyenin. Bir de işte Mekke kervanını, Mekke kervanlarına denk gelirlerse Mekke kervanlarına da bir gözlemleyerek bu konuda işlemi hayata geçirmek yönündedir. Yani sebep
sadece Mekke kervanı değil, aynı zamanda çevrede olup bitenleri öğrenmek. Hazreti Peygamber bu tür istihbarat maksatlı birkaç tane de seriyesi var. Medine'de devlet kurulduktan sonra devletin ve savaş halinin icabı olarak Hazreti Peygamber'in bu şekilde gönderdiği birkaç tane istihbarat amaçlı seriyeleri de var ki bu da savaş sebeplerinden biri olarak İslam tarihine geçmiştir. Şimdi Abdullah bin Caş bir mektup veriliyor aynı zamanda. İşte iki gün yol gittikten sonra bu mektubu açıp okuyor ve Hazreti Peygamber'in emirlerine itaat ederek Batn-ı Nahle'ye kadar geliyor. Yani başta Abdullah bin Caş aslında nereye gönderildiğini bilmiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem katibi Ubey bin Kâb'a bir mektup yazdırdı ve bu mektubu Abdullah'a verdi. İki gün Necid taraflarına iki günlük bir seyahat yaptıktan sonra mektubu açıp bakmasını söyledi. Mektubu açtı, baktı. Allah Resulü onları Nahle Vadisi'ne, Batn-ı Nahle'ye gitme noktasında talimat verdi. Burası Mekke ile Taif arasında bir yer. Evet. Hatırladığım kadarıyla. Evet, dolayısıyla aslında güzergah olarak biraz tehlikeli bir yer Müslümanlar açısından da gittikleri yön itibariyle. Çünkü Medine yakınlarında bir yer değil. Oraya gitmeleri talimatı verdi. Onlar da bu görevi yerine getirmek için buraya geldiler. İzin verirseniz bundan sonrasını Casım Hocam'a sormak istiyorum. Görev yerine gittiler. Recep ayıydı. Takriben Allah Resulü'nün hicretinden 17 ay sonra. Evet. Meydana gelen bir seriye bu. Allah Resulü'nün talimatı doğrultusunda gittiler. İşte iki kişi develerini kaybetmişlerdi. Evet. Sayıları da azalmıştı aslında. Ama orada bir de baktılar ki Amr İbnül Hadrami'nin başkanlığını yaptığı veya ona ait olan bir kervan geliyor. Evet. Hocam, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Cahş'ı Medine'de yanına çağırarak Übey bin Kâb'a yazdırdığı bir mektup veriyor bahsettiğiniz gibi. Ve enteresan bir nokta, diyor ki iki gece yürüdükten sonra, yani iki gün yol aldıktan sonra bu mektubu açacaksın diyor. Burada, onu aslında Medine'nin sanki doğusuna gönderiyor. Tabii. Necid bölgesine. Tabii Necid bölgesine. Fakat daha sonra güneye yöneliyorlar. İşte talimat şimdi doğrultusunda. Burada şunu görüyoruz. Resulullah Efendimiz'in strateji ve taktik açısından baktığımız zaman öyle bir strateji izliyor ki kumandan dahi, yani öyle bir noktaya geliyoruz ki kumandan dahi henüz nereye gittiğini bilmiyor. Bazen öyle oluyor. Bazen evet. Öyle gerekiyor. Bazen hemen bildiriyor ama bazen de gizli bir görevle gönderiyor. Yani hepsinin ayrı ayrı sebepleri var. Bu noktada şu bizim bahsettiğimiz seriye noktasında mesela Abdullah bin Caş nihai hedefi bilmiyor. Necid tarafına doğru iki gün yol alacaksın. Onun tabii makul bir süresi var, bir mesafesi var. İki gün sonra bu mektubu açacaksın ve bu mektuba göre hareket edeceksin. O günkü yolculuğa göre takriben 40-50 kilometre bir seyahat yapılıyor bir günde. Takriben 100 kilometre gittikten sonra mektubu açıyor ve görevi... Şimdi mektup ne diyor? Mektup diyor ki sen bu mektubu açtıktan sonra Batn-ı Nahle'ye kadar veya Nahle mevkiine kadar ilerle. Orada Kureyş'in kervanlarını gözetle, çevreden bana istihbarat diyoruz bugünkü tabirle değil mi? Haber bilgi topla. Bilgi topla ve getir diyor. Aynı zamanda mektupta bir not daha var. Bu da diyor ki arkadaşlarını bu konuda zorlama veya serbest bırak. Çok enteresan. Mesela şeye kadar gitmişler, iki gün yol gitmişler. Orada diyor ki Resulullah'ın böyle bir emri var. Nahle'ye kadar gideceğiz. Bakın oraya kadar bilmedikleri normal. Ama bundan sonra hedefi bilip ona göre çünkü hani beraber miyiz? Birlikte var mıyız? Sorusunun cevabı aranıyor burada. Arkadaşlarını zorlama ve Nahle'ye kadar ilerle bana haber getir. Abdullah bin Cahr mektubu arkadaşlarıyla paylaşıyor.
Ve diyor ki böyle böyle. Resulullah Efendimiz bakınız şunu emrediyor. Tabi orada sizin de işaret ettiğiniz gibi Utbe bin Gazban ve Sa'd bin Ebi Vakkas bir deveye dönüşümlü olarak biniyorlar. Yani tek binekle gidiyorlar. Tek binekle gidiyorlar, dönüşümlü olarak biniyorlar. Dolayısıyla orada deveyi kaybettikleri için onlar deveyi aramaya koyuluyorlar. Ve bir daha arkadaşlarıyla buluşamıyorlar. Buluşamıyorlar. Bütün olaylar bittikten sonra Medine'ye sonra geliyorlar. Dolayısıyla eğer hocam 8 kişi Medine'den yola çıktıysa ki genel kabul edilen görüş budur. 6 kişi olarak kalmış oluyorlar. Peki o kadar sayıları yani. Peki diğer arkadaşlara ne cevap veriyorlar? Abdullah bin Cahş'a diyorlar ki biz seninle beraberiz. Yani Resulullah serbest bıraktı. Amenna. Ama biz Resulullah'ın dediği şekilde biz de seninle birlikteyiz diyorlar. Ve Batn-ı Nahle'ye kadar geliyorlar. Buraya geldikleri zaman Amr bin Hadrami başkanlığında 4 kişilik bir Kureyş kervanıyla karşılaşıyorlar. Bunlar nereden geliyorlar? Taif'ten Mekke'ye gidiyorlar. Üzüm yüklü, deri yüklü, şarap yüklü, yani Taif'in ürünleri yüklü. Şimdi tabii kervanı görünce ve kervandakiler de kendilerini fark ediyor. Bu nokta da önemli. Çünkü bu nokta bundan sonraki attıkları adımı açıklıyor bir bakıma. Adımı açıklayacak. Onun için ben biraz önceden şeyi söylüyorum ki zihinler hazır olsun diye. Şimdi kervan duruyor. Resulullah Efendimiz tabii etrafı gözetle demiş oldu. Bana haber getir demiş oldu. Şimdi fark edildiler. Şimdi kervana bir karşılık verecekler mi? Vermeyecekler mi? Tabii kervan aynı zamanda yiyecek ve değişik şeylerle yüklü. Ama bu arada haram ayı olduğu da aynı tekrar zamanda hatırlatalım. Recep ayındayız ve Recep ayının sonundayız. Şimdi birincisi karşılık yani bir saldırı yapalım mı yapmayalım mı? Saldırırsak Recep ayındayız. Peki Recep ayının son günü onu da söyleyelim tabii. Saldırmazsak fark edildiler ya. Şimdi bunları biz salıverirsek bu kafileyi kervan dokunmazsak onlara kervan Mekke'ye gidecek. Mekke alanına girmiş olacaklar tabii. Ve orada tabii onlara müdahale edemeyecekler. Ve Mekkelilere diyecekler ki Müslümanlar bizi takip ediyor. Onlara saldıralım diyecekler çünkü yerlerini bildirmiş olacaklar. Bir kere hocam Mekkeliler. Mekke ile Medine arasında düşmanlık olduğunu ve bu düşmanlığın bitmediğini aklımıza tutmamız lazım. Yani buna biz savaş hali diyoruz değil mi Elçat hocam? Yani Mekke evet. ile Medine arasında savaş hali olduğunu unutmamalıyız. Bir de ben Elçat'tan şu teyidi almak istiyorum. Yani Müslümanlar Bedir'den önce 4 seriye ve Abdullah bin Cah seriyesiyle birlikte 4 seriye bir de 4 gazve yapmış oluyorlar. Evet. Bütün bunlarda hedef Kureyş kervanlarıdır. Kureyş'tir. Aslında muhtelif bölgelerde elbette ki başka kabilelerin kervanları da gidiyor Suriye'ye. Ama onlara dokunmuyorlar benim bildiğim Elşat. Doğru mu? Yani, hocam işte çok önemli bir noktaya evet. Allah razı olsun. Yani bunun teyidini yani, ben senden almalıyım çünkü çünkü sen bu alanı çalıştın. Kesinlikle böyledir hocam. Evet. Şimdi Hazreti Peygamber'e ve Müslümanların ilk dönemdeki bu askeri faaliyetlerine yönelik özellikle müsteşriklerin çok sert eleştirileri hatta kelimeleri bile vardır. Evet. Yani bunları değerlendirdiğimiz zaman esefle bu değerlendirmelere bakıyoruz. Çünkü gerçeklikle hiçbir alakası yok. Maalesef bir ön yargılı bakış tarzı var Hazreti Peygamber'e ve Hazreti Peygamber'in bu faaliyetine. Şimdi çok önemli bir şey söylediniz demin. Ben de fırsat bulup onu söylemek istiyorum. Hazreti Peygamber'in temelden tek bir hedefi var. Peygamberlik görevini yerine getirmek ve tebliğ faaliyetini yerine getirmek, hayata geçirmek. Efendim Hazreti Peygamber bütün bu tarihte bizim söylediğimiz siyaset, savaş, Medine dönemi, Medine dönemindeki devletleşme olayların bunların hepsinin hayata geçirmesinde tek sebep tebliğin önünü açmaktı. Tebliği
Yani İslam'ı, ilahi vahyi insanlara ulaştırmaktı. Ben ilk devir İslam fetihlerinin temel felsefesini de bunda görüyorum efendim. Anlatabiliyor muyum? Yani Müslümanların fetih faaliyetinin ana hedefi, sebebi İslam'ın insanlara ulaştırılması önündeki manileri, engelleri kaldırmak. Bunun için malum ilahi kelimetullah kavramıyla ifade ediliyor. Evet efendim. Esas sebebi budur. Yani ötekiler bu hedefe ulaşmak için sebeplerdir. Öteki yapılan her bir şey bu hedefi hayata geçirmek için hayata geçirilen siyasettir. Ama en önemli hedef budur. Şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. Casim Hocam çok önemli bir şeyi kaydetti. Şimdi Hazreti Peygamber bu ilk dönemde Bedir dahil olmak üzere hiçbir kabilenin kervanını, çünkü Arabistan Yarımadası, Medine ve çevresi kervan yollarıyla çok zengin, çok bol, yani çeşitli yollar var ve buradan sadece Mekkeli Kureyş kabilesinin kervanları değil, diğer kabilelerin de kervanları gelip geçip gidiyor. Yani burası çok önemli bir yer. Fakat Hazreti Peygamber'in hedefi savaş halinde bulunduğu Mekkeli Kureyş kabilesinin ekonomik sıkıntıya sokmak, ticaretini için, yani savaş halinin gerektiği duruma göre problem çıkartmak, varlığını burada hissettirmek ve sonuçta neydi? Sonuçta Kureyş'i anlaşma masasına getirmek ve bu Kureyş manisini, engelini ortadan kaldırmaktı. Ve o kadar önemliydi ki bu Kureyş engeli. Yani ben diyorum ya, yani tarih kitaplarını açtığımız zaman, bu sebep ve sonuçları açtığım zaman devamlı bu Kureyş olayı meselesi gündemdeydi. Yani nereye gitsen bu Kureyş'le, dolaylı olarak bile Kureyş müşrikleriyle, Mekkeli Kureyş müşriklerinin muhalefetiyle karşılaştık. Ve ona göre biz Hazreti Peygamber'in bu faaliyetini sıradan bir faaliyet olarak, yani kervan önünü kesmek gibi, herhangi bir kervanın önünü kesmek gibi, ganimet elde etmek gibi, gasp etmek gibi bir, kesinlikle bu şekilde değerlendiremeyiz. Böyle bir şey yoktur. Hazreti Peygamber bilinçli olarak savaş halinde bulunduğu Mekkeli Kureyş kabilesinin kervanlarına yönelik bu askeri faaliyetlerini düzenledi, onları hayata geçirdi ve en sonunda da tabii ki istediğine nail oldu. Çünkü ekonomik olarak Kureyş'in çökertilmesi, büyük bir güç olan Kureyş kabilesinin anlaşma masasına gelip İslam'ın önünde, tebliğin önünde bir engel olmaktan çıkarılmasıydı. Elçin, çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Yani ben Adnan Hocam'ın biraz rolünü kapmış gibi hissettim kendimi ama senin bu güzel açıklamalarınla ben iyi ki böyle yapmışım diye düşündüm. Hakikaten hocam, şimdi Nahle'de Kureyş kervanına niçin bu saldırı yapıldığını iki aşamada söylemiş oluyoruz. Birisi Kureyş kervanı ve ekonomik olarak Kureyş'in bir kere, çünkü Kureyş ekonomik olarak güçlenirse Medine'ye saldırma imkanı bulacak. Çünkü bunu biliyoruz. Bir diğer noktada, eğer bu kervan serbest kalırsa gidecek ve Mekkelilere haber verecek, Mekkeliler ordu hazırlayacak ve Müslümanları oracıkta yok edecekler. Onun zaten sayıları çok fazla değil. Girdi hocam. Tabii, hayatları tehlikeye girmiş bir olacak. Bir de Recep ayı çıktı mı çıkmadı mı? Son gün olduğu için. Evet. Özellikle. Şimdi bunu şöyle anlayalım. Tabii ki biz bugün takvimimiz var, saatimiz var. Bu güneşle ilgili kolay. Fakat ayla ilgili o kadar kolay değil. Çünkü hilali gördüğünüzde değil mi? Ay evet. Gelmiş oluyor. Hatta 21. yüzyıldayız ama bugün bile bayramlar, Ramazanlar bütün İslam dünyasında aynı günde olmuyor. Niye? Evet. İşte Ramazan ayı girdi mi, girmedi mi? Hani o konuya girmek istemiyorum da şunu söylemek istiyorum. Yani bu Recep ayının çıktığını, Recep'ten sonra Şaban ayının geldiğini o sırada o kadar tespit etmek çok kolay bir ama, şey değil. Ama kendi aralarında tartışıyorlar bunu. Onu demek istiyorum. Yani tartışıyorlar. Evet. Fakat şunu görüyoruz biz. Demek ki mutlak manada Recep çıktı da demiyorlar. Çıkmadı da ittifakla. Aslında çıkmadığı yönünde bir kuvvetli görüş var. Evet. Fakat orada şöyle bir durum da var hocam. Tabii. Şimdi bu haram aylar
ile ilgili yasaklar, evet, Müslümanları ne kadar ilgilendirir, ne kadar ilgilendirmez konusu, bir bakıma bu hadiseden sonra gelen vahiy ile, evet, tespit edilmiş. Tabii. Çünkü o güne kadar böyle bir durum ile karşı karşıya, evet, kalmadılar. Belki buradaki temel vurgulanması gereken hususlardan bir tanesi, Allah Resulü'nün bir saldırı talimatı vermemesine rağmen, evet, Abdullah bin Cahş ve yanındaki arkadaşların ya da kendi görüşüne katılanların, evet, durumdan vazife çıkarmaları. Evet. Değil mi? Siz ona vurgu yapıyorsunuz. Küçük bir noktayı da söylemek istiyorum. Sonuçla ilgili olarak, ilgili bu. Resulullah Efendimiz mesela açıkça da saldırmayın demiyor. Elçat, doğru mu? Yani açıkça da, evet, saldırmayın hocam diye bir ifade yok. Ama zaten böyle bir, amen, ifade, böyle bir ifade şimdi stratejik tehlikeli bir göreve, evet, gönderdiğiniz bir askere, evet, bir saldırıya maruz kaldığında Allah Resulü her halükarda saldırmayın diye talimat vermesi de çok şey olarak i̇şte doğru dolayısıyla bir strateji olmazdı. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Sahabilerin için böyle bir şeyde bulundular. Bu sebeplerle, yani bir açık kapı var orada. Evet. Dolayısıyla zaten öyle yorumlamışlar kendileri, amen, bir yorum. Ben yani anlamak için söylüyorum. Evet. Sahabiler açısından olaya baktığımız zaman onlar bu şekilde yorumluyorlar ve Amr bin Hadrami başkanlığındaki bu Kureyş kervanına saldırıyorlar. Amr bin Hadrami öldürülüyor. Bu dört kişiden Amr bin Hadrami öldürüldü. Diğeri kaçıyor. Nevfel bin Abdullah, evet, kaçıyor. Evet. Geriye kalan iki kişiyi de hocam esir alıyorlar. Kervan da ele geçiriliyor. Ganimet olarak alıyorlar. Ve Medine'ye geliyorlar. İşte. Ama Medine'ye gelmeden önce bir şey yapıyor. Neydi hocam? Abdullah bin Cahş ganimetlerle ilgili bir taksimat yapıyor. Ha, tabii. Değil mi? Bu da onu arkadaşlar arasında paylaşıyor. Ama beşte birini Resulullah Efendimiz'e getiriyor. Yani humus ayeti, evet, henüz Enfal suresinde geçen. İnmemiş. Evet. Humusla, ganimetle ilgili ayeti kerime Enfal'ın 41. ayeti. Nazil, evet, olmadan önce Abdullah bin Cahş ganimet olarak, tabii, ele aldığı, tabii, Ele geçirdiği malları beşe bölüyor. Evet. Beşte birini Allah Resulü'ne götürmek üzere ayırıyor. Beşte dörtünü de arkadaşları arasında taksim ediyor, paylaştırıyor. Şimdi manzara şu hocam. Resulullah Efendimiz Medine'de, Abdullah bin Cahş kendisine göre görevini tamamlamış olarak kervanla develer var. İki esirle birlikte, ganimetle birlikte geliyor ve beşte birini, buyur ya Resulullah diyor, veriyor. Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Elşat Hoca'ya soralım mı? Ona soralım, evet. Elşat Hocam, evet. Şimdi Resulullah'a hocam, getirdiler, Resulullah'a getirdiler ganimetleri esirlerle birlikte. Esasen bu gazve, bu seriyenin çok tartışılma sebeplerinden bir tanesi, burada temel nokta haram aylarda meydana gelmesi, Allah Resulü'nün talimatı dışında bir durumun meydana gelmesi. Bu da önemli çünkü Hazreti Peygamber, evet, Casım Hocam hassaten vurguladılar. Evet, yapmayın da demedi ama normalde, tabii, burada emirler askeri açıdan bakıldığında olabilecek olasılık, evet, dahilinde verilmeyen emirler üzerinden değil, emirler, evet, açıkça belirtilen emirler üzerinden ifade edilmesi lazım. Allah Resulü böyle bir saldırıda bulunun diye görevlendirmemiş. Oraya, evet, gittiler, tabii, bu malları aldılar, Allah Resulü'ne geldiler. Bu noktada Hazreti Peygamber nasıl bir tavır takındı? Şimdi vakidinin tabiriyle Müslümanlar Medine'ye bu ganimetlerle beraber döndüğü zaman Medine kazan gibi kaynıyordu diyor. Yani öyle bir durum var ki, çünkü durum, Mekkeliler durumdan haberdar olmuşlar ve artık o kadar tez yayılıyor ki bu haber. Yani Müslümanlar işte haram aylarda savaş çıkardılar, kan döktüler ve savaş, insan öldürdüler, katlettiler haram ayların kutsallığını
ortadan icat ettiler. kaldırdılar. Yani bozgunculuk yaptılar diye bütün Arabistan Yarımadası'nda, aynı zamanda Mekke ve Medine'de böyle bir durum hakim. Öyle bir durum hakim ki Müslümanlar Abdullah bin Caş başta olmakla bunu yaptıklarına pişman olacak kadar bir duruma gelip çıkıyor durum. Yani Medine'de bu kadar durum hassas. Hazreti Peygamber de rahatsız bu durumdan. Fakat bu durumu ortadan kaldıracak vahiy nazil oluyor efendim. Yani Bakara Resulullah Suresi. Ganimetleri almadı değil mi hocam? Önce onu... İlk önce almıyor. Evet, hiçbir şeye dokunmuyor. Evet. Azarlıyor hatta. Çünkü... Azarlıyor. Ben böyle emretmedim diyor. Dolayısıyla ben hiçbir işlem yapmıyor. Ben size haram evet. savaşmaya emretmedim diye de Hazreti Peygamber'den bir rivayet vardır yani. Hazreti evet. Peygamber... Yani diyorum ya şey Müslümanlar bu Batn-ı Nakle seriyesine katılan Müslümanlar henüz o iki kişi de gelip çıkmıyor daha onlar bir de o var tabii. Bir de o var. Onlar daha gelip çıkmamışlar. Onları bekliyor Müslümanlar. Ve Hazreti Peygamber de azarlıyor ve pişman oldular. Yaptıklarına pişman oluyorlar. Tabii. Fakat bu durum vahiy ile Bakara suresinin 217. ayeti yanlış hatırlamıyoramsa işte yes'elunek ani şehril haram ve kitalun fih diye başlayan ve devam eden ayet. Şimdi ayeden şunu anlıyoruz ve daha sonra ulema da burada bazı konuda ihtilaf etmişler. Elşat bizi Kur'an hocaları da dinleyebilir. Arada V yok. Yes'elunek ani şehril harami kitalun fih diye şey yapalım. Kitalun fih. Ne olur ne olmaz. Evet. Hafız arkadaşlar. Ayetin tabii, malini tabii. en azından... Yok, kendi metni de söylesin. Ben sadece vav olmadığını... Belki onu da ona da işaret etmek lazım. Yani tabii. burada ayeti kerimede ne ifade ediliyor? Estağfirullah. Evet. Onu da söyleyelim. Erşat Hocam o şekilde şimdi, devam etsin. Şimdi sana buyurun. Haram ayı... Tabii. Yani metni onda şey yapalım. Buyurun. Erşat Hocam izninizle Cansım Hocam... Ben hocam derslerde metni de okurum genel itibariyle. Öğrencilere de ezberleyin derim birçok metni. Tabii burada şaşırmayayım diye de biraz buradan şey yapıyoruz. يَسْأَلُونَكَ عَنِ شَهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِ Yani haram ayda savaşmayı soruyorlar evet, sana. قُلْ قِتَالٌ Çünkü bu, orada tabii, bu tartışılıyor çünkü tabii, temel şeylerden tabii, birisi. Çünkü Recep ayında. Doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı? Mekke müşrikleri de Müslümanlar aleyhinde yani işte bunlar mukaddesata saygı tabii. duyuyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mukaddesata saygı duyuyor. Ama haram aylarda tabii. ticari bir seferde bulunan insanlara saldırıp öldürdüler diye. İşte yaygara koparıyorlar hocam. Yaygara zaten bütün Mekke müşriklerinin bütün gayesi yani aynı zamanda psikolojik bir savaş yaşanıyor. Evet. Biz şimdi fiili şeylere çok girdik ama aslında Müslümanları küçük düşürmek, diğer kabileler nezdinde, diğer insanlar nezdinde küçük düşürmek için bir yaygara koparılıyor. İşte çok zor bir durum tabii. Resulullah Efendimiz de tabii haram ayda böyle bir şey yapılmış. Sahabilerin kendisini düşürdüğü bu duruma üzülüyor. Ondan dolayıdır ki ganimetlere dokunmuyor. Herhangi bir şey burada düğümü vahiy çözüyor. Vahiy çözüyor. Bakara ve buyuruyor ki 217. ayet. Kul qitalun fihi kebir. Ve saddun an sabilillahi ve küfrün bihi vel mescidil harami ve ihracu ehlihi minhu ekberu indallah. Yani haram aylarda savaşmak evet büyük bir vebaldir. Evet. Orada, ama evet ama devamı. Ve saddun an sabilillahi. Allah'tan yüz çevirmek, Allah'a giden yolları engellemek. Allah yolundan alıkoymak. Allah yolundan alıkoymak. Teşekkür ederim hocam. Toparlamaya onu şeydi. Allah yolundan alıkoymak. Ve küfrün bihi ve Allah'a inkar etmek. Vel mescidil harami ve mescidi haramdan alıkoymak. Alıkoymak evet. Ve ihracu ehlihi minhu. Evet işte burada. Ve Mekke'den mescidi haramdan onları çıkarmak ekberu indallah. Allah katında daha büyük daha bir vebaldır. Büyük bir vebaldır. Yani siz bize dürüstlük dersi veriyorsunuz. Ama sizin caizse. Yaptıklarınız. Siz bize dürüstlük işte nedir? Şuna kutsala saygı dersi veriyorsunuz ama Mescid-i Haram kutsal değil miydi? Mekke kutsal değil miydi? Oradan insanları en temel haklarından mahrum ettiniz. Ve aynı zamanda insanın en temel görevi kulluk değil miydi? Bu Müslümanlar sadece kulluk istiyorlardı. Siz o kulluğa engel oldunuz. Dolayısıyla قُلْ قِتَالٌ ف۪ي كَبِرٌ
Ama şunu 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 yapmak, Allah yoluna engel koymak ve işte Müslümanları Mekke'den çıkarmak, Mescid-i Haram'dan engel olmak ve Allah'ı inkar etmek daha büyüktür Allah katında. Evet, ve devamında. Evet, Müslümanlar bir şey yaptılar ama sizin yaptıklarınız onların yanında daha büyük demek istiyor, diyor Allah. Bu konuda samimi değilsiniz. Şimdi hocam asıl cümle, vel fitnetu ekbaru minel katl. Fitne, İnsanları dinleri konusunda imtihan etmek, evet, dinleriyle hayatları arasında tercihte bulunmak zorunda bırakmak, evet, baskı yapmak, evet, insan öldürmekten daha büyük, evet, bir günahtır. Ve la yezalune yukatilunekum hatta yeruddukum an dinikum in istada'u. Eğer güçleri yetseydi, sizleri dininizden çevirinceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlardı. Tabii, tabii. Devam ederlerdi sizinle, evet, savaşmaya. Ve buna devam edecekler. Evet. Ve ediyorlar. Ben araya şeyden dolayı girmiş oldum. Elçat devam etsin inşallah. Eyvallah. Evet Elçat, eyvallah, sen devam edebilirsin. Ayet-i Kerime'de, Elçat hocam, ayet-i Kerime'de Allah Resulü'nün ashabını rahatlatan aslında bir çerçeve çiziliyor. Evet. Hem haram, evet, ayların, hem haram ayların hürmeti tescil ediliyor. Tescil ediliyor. Tekrar. Reddedilmiyor. Evet. Hem de Müslümanların burada içinde bulundukları duruma ilişkin müşriklerin samimiyetsiz oldukları, iki yüzlü oldukları vurgulanıyor ve Müslümanların elini rahatlatan bir durum ortaya çıkıyor. Burada Allah Resulü şunu sormak istiyorum. Hazreti Peygamber bundan sonra ne yaptı? Ganimetlerle ilgili bir. İki, yanında esirler vardı. Evet. İki de esir getirilmişti. Evet. Bunlarla ilgili ne yaptı? Şimdi mezkür ayetin nazil olması gerçekten Hazreti Peygamber'i, Müslümanları ve Medine'yi rahatlattı. Hatta ayenin nazil olması ve esirlerle ve ganimetlerle ilgili uygulama bir şekilde şey enteresan, Mekke bile kabullendi bu olayı. Ve burada bir şey de söylemek istiyorum. Acizane olarak bu konuda anladığımız bir şey var. Şimdi ayetin nazil olma sebebi ve ayetteki bilgiler zaruret meydana geldiği zaman haram aylarda Müslümanların savaşmalarına cevaz veriyor gibi. Burada hatta İslam hukukunda tartışmalar olmuş. Haram aylarda savaşılabilir mi, savaşılmaz mı? Bazıları işte bu seriyeye dayanarak, delil getirerek işte Recep ayının son 10 günü değil de Recep ayı çıktıktan sonra, haram aylar çıktıktan sonra bu öldürme olayı, esir etme olayı meydana geldi diyerek bunu haram ay dışına çıkarmak istiyorlar. Fakat kahir çoğunluk ulemanın biraz bu konuda hassas davrandığı ve efendim bir savaş halidirse, Müslümanların hayatı söz konusudursa ve savaşmak gerekiyorsa düşmanla, tabii savaşmak gerekiyorsa haram aylarda da savaşabilirsinizin cevazıdır bu ayet-i kerime. Aslında tabii ayet-i kerime, Casım hocam da işaret etti, ayet-i kerime zaten bu hadisenin tartışılan konu haram aylarda olması, ayet-i kerime de reddetmiyor. Haram aylarda olmadığı işte demiyor. Ben bunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla, yani ayet-i kerime... Evet, yani burada işin fıkhi boyutu tabii daha ayrıntılı, belki ayrı bir şeyde, bağlamda konuşulabilir. Biz daha çok tarihi boyutunda kalırsak daha doğru bir izde yürümüş oluruz. Çünkü haram aylarda savaş nasıl olabilir, hangi durumlarda caizdir, hangi durumlarda değildir konusuna girdiğimiz zaman çok ayrıntılı bir durum ortaya çıkmış tabii olur. Haram ayların haramlığı meselesi İslam'dan sonra, Resulullah'tan sonra nasıl bir şekil tabii aldı? Tabii onunla ilgili Tevbe suresi nazil olduktan sonra, evet, farklı bir sürecin başladığına dair tabii alimlerin görüşleri de var. Yani haram aylar bugün için fiilen, evet, çok uygulanmıyor malum olduğu üzere. Kur'an-ı Kerim'de, evet, defalarca vurgulandığı halde. Hocam Elçat yine devam etsin de şu cümleyi söylemek istiyorum. Buyurun. Esasen şimdi cahiliye döneminde 4 ay haram aydı. İslamiyet aslında yılın her günü, her ayı haksız yere hiç kimsenin öldürülmemesi prensibini getirdi. İnsanın kanını, tabii, aziz kıldı, evet, ve dolayısıyla haksız yere yani can, mal ve namus, bütün insanları öldürmek
gibi evet. olduğunu. Dolayısıyla herhalde daha sonraki bu hani haramaylar vurgusunun biraz ki ben öyle görüyorum. Yani hiç biz daha sonraki dönemlerde haram ayları vurgusunu ben bilmiyorum. Yani ve ama bunun için böyle oldu. Ama Tevbe suresinden sonra çünkü Tevbe evet, suresi tabii. farklı bir durum. Yok zaten ben daha sonraki söylerken etmiyor. İslam tarihi sonraki dönemi kastetmek istiyorum. Yani hiçbir zaman zaten haksız yere insan öldürmeme prensibi getirildi. 4 ay dışında da o bakımdan bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Eyvallah. Evet, buyurun hocam. Elşat hocam buyurun. Evet. Şimdi ayet-i kerime bu seriyi hayata geçiren Müslümanların bir şekilde haklı olduklarına haklı çıkarmıştır. Yaptıklarına cevaz vermiştir. Ve bundan sonra diyor ki Hazreti Peygamber ganimetleri kabul ediyor. Abdullah bin Cahş tarihe ganimetleri 1/5 humus olarak bölen ilk komutan olarak tarihe geçmiştir. Yani ilk olarak Abdullah bin Cahş'tır bunu evet. hayata geçiren İslam tarihinde bilinen budur. Daha sonraki uygulamalar da bu şekilde buna benzer şekilde savaşlarda devam edildiğini de bu konuda Kur'an-ı Kerim ayelerinin olduğunu da biliyoruz. Ve Hazreti Peygamber iki esiri de fidye karşılığında bırakılmasına Mekkelilerin teklifi oluyor ve bu teklifi de kabul ediyor. Fakat o develerini kaybeden Sa'd ibn Ebi Vakkas'la Utbe bin Gazban'dı değil mi? Onların evet. da Medine'ye daha gelmedikleri için bu iki arkadaşımız Medine'ye gelsin de sağ salim gelsin de ondan sonra bu iki esirin fidyesini ödeyebilirsiniz. Bir şekilde onların da hayati tehlikelerinin olup olmadığı yani tehlikesiz bir şekilde Medine'ye gelmelerini temin etmek istemiştir Hazreti Şimdi, Peygamber. Bu noktada bu çok enteresan hocam. Meseledir. Bu noktada çok enteresan. Yani Resulullah Efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan Mekke müşriklerine eğer o iki sahabiyi yakalar veya onların başına bir şey gelirse sizin esirleriniz... de, tabii sizin de iki esir bizim elimizde. Yani bu diplomasi onların de, hayatını tehlikeye atmamak bir bakıma tabii, maruz kalabilecekleri tabii, bir tehlikeyi bertaraf etmek için tabii, esirleri tutuyor. Tabii. Hocam uluslararası ilişkilerde de bu önemli. Belirli bir şekilde karşı kozunuzu oynamadığınız sürece evet. siz zayıf olarak algılanıyorsunuz ve o devlet düşman devlet istediği gibi davranıyor. Ama böyle bir müeyyide olursa ekonomik müeyyide olabilir, siyasi müeyyide olabilir, askeri müeyyide olabilir. O zaman ne yapıyor? Bir düşünüyor. Şimdi Mekkeliler ne düşünüyor? Bizim de orada iki esir. Tabii Resulullah Efendimiz her türlü tedbiri alıyor. Bu iki kardeşimiz orada onların Mekkelilerin eline geçerdi. Onlar bir şey yaparsa onun içindir ki henüz yani onların sağlığından emin olmadan fidyeyi de kabul etmiyor. Evet. Evet. Hocam zaten Sa'd ibn Ebi Vakkas ile Utbe bin Gazvan sağ salim Medine'ye döndükten sonra fidyelerini kabul ediyor. Mekkeliler işte fidye gönderiyor. Bir ukiye yani 40 dirhem olduğu söyleniyor. Neticede yani her 40, esir için alınan fidyenin 1600 dirhem olduğunu da söylüyorlar. Bir ukiye mi? Hayır. Bir ukiye 40 dirhem olarak hesaplanıyor. 40 ukiye gümüş yani karşılığında. 1600 dirhem. Dirhem. Her, evet. her esir için alınan fidye 1600 dirhem olarak kaynaklarda geçer. Affedersiniz ifade etmek lazım. O gün için takriben bir işçinin yıllık kazancını hesap ettiğimizde aylık 10 dirhem civarında kazandığını hesap ederseniz bu miktarın iyi bir miktar önemli olduğunu bir söylememiz evet. mümkün. İyi bir ve önemli bir miktar olduğunu söylememiz mümkün. Evet. Sadece bu seriyede değil, diğer savaşlarda elde edilen ganimetler var, esirler var, fidye karşılığında özellikle Bedir Savaşı'nda bırakılan esirler var. Bu ekonomik olarak Müslümanlara bir rahatlama da getirmiştir. Yani bunu da gerçekten söylemek lazım. Yani işin bu ekonomik tarafı, bu ekonomik boyutu evet. da var. Esirlerden biri Hakim bin Kaysan, fidyesi ödendikten sonra Müslüman oluyor ve o da Medine'de kalıyor. Esirlerden bir diğeri Osman İbni Abdullah ise Mekke'ye geri dönüyor ve olay aşağı yukarı bu esirin de geri dönmesiyle Batn-ı Nahle seriyesi bu şekilde bitmiş oluyor. Fakat Batn-ı Nahle seriyesi o dönem için çok büyük önem arz eden bir seriyedir.
Esas olarak burada Medine ile Mekke arasındaki ilişkilere baktığımız zaman Müslümanlar, Hazreti Peygamber, yani bunu batn-ı nahri ile fiili olarak subut etmiş oldu ki, ispat etmiş oldu ki biz gerektiği zaman kervanların önünü keseriz ve gerektiği zaman esir de alırız Kureyş müşriklerinden fakat. Yani Kureyş müşrikleri ilişkilerinde ve gerektiği zaman fiili olarak her bir şeyi yapabiliriz. Durum bu şekildedir ve Mekke'nin bundan çok büyük etkilendiğini de biliyoruz Batn-ı Nahle seriyesinden. Evet. Ve daha sonraki belki dönemlerde geldi, Bedir'de bile bunun etkilerinin var olduğunu göreceğiz Batn-ı Nahle seriyesinin. Ve çok ciddi, çok ciddi endişe yaratıyor Mekke'de Batn-ı Nahle seriyesinin sonuçları. Çünkü evet. Mekkeliler büyük endişe içindeler ve Müslümanların her an onların kervanlarına sadece bir tehdit değil, aynı zamanda el koyma imkanlarının bulunduğu rahatsızlığı var Mekke'de. Aslında bu rahatsızlık Hazreti Peygamber'in savaş halinden yola çıkarak hayata geçirdiği siyasetin de bir sonucuydu. İstediği bu da buydu. Mekkelilerin bu konuda rahatsız olmaları Medine için çok önemli, çok önemliydi. Yani hedef bir şekilde hayata geçmiş oluyordu Batn-ı Nahle seriyesiyle. Teşekkür ederim hocam. Bu önemli bir noktaya geldik. Batn-ı Nahle bundan sonraki süreçte de aslında konuşulan ve etkili olan bir hadise. Çünkü müşrikler ticari faaliyetlerinin risk altında olduğunu fiilen görmüş oldular. Bu risk onları yeni bir adım atmaya teşvik etti. Diğer taraftan İbnül Hadrami'nin intikamını alma ve Müslümanlara bir ders verme, Müslümanlara haddini bildirme gibi bir hava da Mekke'de oluştu. Hem ticaretleri tehlike altındaydı, bunu fiilen görmüş oldular. Hem de intikam alma, bunu bir kan davasına dönüştürme gibi bir çabaları oldu. Çok az bir süremiz kaldı. Herhalde burada Bedir'e doğru yürüyüşe işaret etmek lazım. Aslında bu hadise Bedir'i, Bedir sürecine gidişi oluşturan önemli bir hadise. Mekkeliler bunu unutmadılar, müşrikler. Bunun intikamını almak için bir takım hazırlıklara başladılar. Müslümanlara ders vermek amacıyla ve bir kervan çıkardılar. Bu kervandan elde edilecek gelirlerin Müslümanlarla mücadelede kullanılması yönünde bir takım konuşmalar da Mekke'de ortaya çıktı. Evet. Yani hocam şunu görmüş oluyoruz. Bedir gazvesinden önce düzenlenen gazve ve seriyeler, ki işte bunlar dört gazve, dört seriye şeklinde söyleyebiliriz. Bütün bunlardaki temel maksat, hedef Kureyş kervanlarıdır. İki taraf arasında savaş hali söz konusudur. Ve verilmek istenen mesaj artık eskisi gibi elinizi kolunuzu sallayarak buradan geçemeyeceksiniz mesajıdır. Çünkü düşmanın güçlenmesi, ekonomik olarak güçlenmesi, siyasi olarak güçlenmesi kime zarar verecektir? Müslümanlara, Medine'ye zarar verecektir. Çünkü Mekkeliler Medine'yi hedef aldıklarını ta baştan hicretin hemen sonrasında açık bir şekilde söyleyeyim. Savaş hali dediğimiz bu bizim tek taraflı Müslümanların ilan ettiği bir savaş değil. Mekkelilerin ilan ettiği bir savaştır. Bunu tabii defalarca söyledik. Yani evet. Aslında burada Mekkelilerin zaten geçmişlerine baktığımız zaman evet. Geçmişleri temiz değil. Müslümanlara evet. yaptıkları baskılar, hatta Müslümanlar hicret ettiklerinde mallarına el koymaları. Değil mi? Allah Resulü Mekke'yi fethettiğinde Müslümanların eskiden sahip oldukları malları sattıkları, kendi akrabaları da evet. dahil olmak üzere el koyduklarını biliyoruz. Hatta Peygamber Efendimiz'e Mekke fethinde ya Resulallah evinize buyursanız diyorlar. O da ne diyor? Hangi ev diyor? Akil bize, Akil ev, bize mi ev mi bıraktı diyor. Ev Çünkü mi? Evi satmış Akil bin Ebi evet, Talib amcasının yani. Oğlu. Evet. Bu noktayı görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu Resulullah Efendimiz'in Medine'deki stratejisini hep bu temele dayalı olarak söyleyebiliriz. Elşad'ın herhalde sona doğru geliyoruz. Elşad'ın şeyini dinleyelim diye evet, ben onun için yani istiyorum. Program, programın evet. sonuna geldik.
Elşat hocamıza da çok teşekkür ederiz. Hakikaten verimli, bereketli bir program oldu. Allah Resulü dönemine, o dönemdeki gazvelere, seriyelere ışık tutacak güzel açıklamalar yaptı Elşat hocamız. Başka bir evet. vesileyle inşallah tabii tekrar kendisiyle evet. birlikte oluruz. Kendisi mütevazı olduğu için gösteremez. Ben kitabı göstereyim. Yani evet. İslam'dan çıkan sebepleri ve sonuçları açısından Hazreti Peygamber'in savaşları geniş bilgi almak isteyen bu kitaba da bakabilirler. Ben de Elşat'a çok teşekkür ediyorum. Hem ailene hem Azerbaycan'daki bütün kardeşlerimize selam ediyorum. Çok teşekkür ederim. Aleyküm selam hocam. Allah razı olsun. Ben de size, siz değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Sizin kimi değerli bilim insanlarıyla aynı programda olmak gerçekten çok onurlu, şerefli bir olaydır. Benim belki ilk tecrübemdir böyle değerli hocalarımla beraber olmak. Açığını söyleyeyim, devamlı takip ediyorum, izliyorum. Aynı programda olmak biraz da beni şey etti, yani biraz da hayal ediyorum konuşmaktan. Sizin kimi değerli insanların yanında bizim konuşmamız ne kadar doğrudur bilmiyorum. Sizden öğrendik. Ben Mustafa Faydalı hocamı burada özellikle kaydetmek istiyorum. Bu kitabın, bu tezin ortaya çıkmasında Mustafa Faydalı hocamdan Allah çok çok razı olsun. Ve Casim hocam bizim hocamız oldu. Ondan ders okuduk, öğrendik. Bu tezin, bu araştırmanın ortaya çıkmasında çok büyük emeği var. Hepinize, bütün hocalarıma, bütün Türk halkına samimi kalpten, içtenlikle teşekkürlerimi bildiriyorum. Çok sağ olun, var olun, davetiniz için teşekkürler efendim. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, değerli arkadaşım Profesör Doktor Casım Avcı ve değerli meslektaşımız Doktor Elşat Mahmudov ile birlikte Allah Resulü'nün gazve ve seriyelerini ve bu çerçevede Abdullah bin Cah serisini konuştuk. Önümüzdeki hafta aynı saatte birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.